Herkese merhabalar arkadaşlar. Dersimiz limit ve süreklilik. Limit fasikülünü önümüze aldık ve şimdi sizinle beraber bu fasikülü artık ne yapacağız? Föy föy bitireceğiz arkadaşlar ve dersin sonrasında da tabii ki ödevlerimizi vereceğiz. Dersimizi kapatacağız. Limit gibi önemli bir konuya başlıyoruz. Türevin ve integralin temellerini atmaya hazır mısınız arkadaşlar? Hepinizin bildiği gibi matematikte 4 işlem var. İşte sırada 5.si geldi. 5. işleme başlayalım. Hadi bakalım dersimiz başlasın. Müzik <laughs> Şimdi dersimizde neler öğreneceğiz? Evet limit kavramını, limitte belirsizlik kavramını ve süreklilik kavramını öğreneceğiz arkadaşlar. Sonra da bu müthiş soruyu çözeceğiz beraber sizinle. Sağdan ve soldan yaklaşma kavramıyla başlayalım. İlk föyümüz bu tabii ki. Arkadaşlar bir noktaya yaklaşım şu şekilde oluyor. Bir x eşittir a noktasının olduğunu farz edelim. Eğer bu a'ya A'dan büyük sayılarla minik 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 adımlarla yaklaşırsanız buna sağdan yaklaşım ya da sağdan yaklaşma ismini vereceğiz. Eğer A'dan küçük sayılarla yaklaşırsanız bakın küçük diyorum. A'dan küçük sayılarla minik minik yaklaşırsanız bu zamanda soldan yaklaşım yapmış olacaksınız. Şimdi bakın bunu hemen sayısal örneğe dökelim istiyorsanız. Şurada 2 diye bir noktamız olsun. Şimdi ben bu 2'nin sağ tarafından minik adımlarla yaklaşıyorum. Mesela atıyorum şu anda 2.2. Şuraya geldim işte 2,1. Şuraya geldim 2,01. Ne yaptım? 2'ye adım adım 2'den büyük sayılarla yaklaşmış oldum. İşte biz buna sağdan yaklaşım diyoruz. Yine aynı mantıkla 2'den küçük sayılar mesela 1,8. Biraz daha yaklaştım 1,9. Biraz daha yaklaştım 1,99. Bu da soldan yaklaşım olarak isimlendiriliyor. Şimdi sağdan yaklaşmayı biz arkadaşlar mesela A'ya sağdan yaklaşmayı X A'ya sağdan yaklaşırken Şeklinde A'nın üzerine bir tane Artı işareti koyarak gösteriyoruz Peki yukarıdakini nasıl göstereceğiz Yukarıdaki iki noktasına sağdan yaklaşmayı nasıl göstereceğiz Tabii ki X 2'ye Sağdan yaklaşırken şöyle göstereceğiz Yani bu aslında 2'den minik Büyük sayılar anlamına geliyor Kapış, Bunu aklınızdan çıkarmayın Peki soldan yaklaşımda aynı mantıkla O zaman soldan yaklaşım için ise eksiği kullanacağım Yani X A'ya soldan yaklaşırken Demek için şuraya bir tane eksi atacağım Hadi yukarıdakine de uygulayalım diyelim bunu x 2'ye soldan yaklaşırken 2'den küçük sayılarla 2'ye doğru gidiyorsunuz anlamına taşıyor. Peki, şimdi gelin bakalım bunu bir soru üzerinden görelim. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Birincisinde x 6 üzeri artı demiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu 6'dan minik büyük sayılar demek. Bunu biz 6,1 gibi algılayalım. Şimdi geldim buraya. 6,1'den 6'yı çıkarırsam eğer neyi elde ederim? Tabii ki pozitif bir sayı elde ederim. Çünkü x yerine siz 6'dan büyük sayılar yazıyorsunuz. Arkadaşlar 6'dan büyük sayılardan 6'yı çıkarırsanız elbette ki pozitif bir değer elde edersiniz. Peki pozitif değer elde ettiğimize göre bu ifadenin dışarıya nasıl çıkması lazım? Kendisi gibi çıkması lazım hocam. Aynen öyle. Dolayısıyla bunun sonucu 6 eksi x değil x eksi 6 olmalıydı. Bu yanlış. Buna at. Buna geldim. 3'ten küçük sayılara yaklaşacakmış. Yani arkadaşlar 2,9 gibi algılayalım biz bunu. Şimdi ben 3'ten 3 sayısından 2,9'u çıkarırsam ne elde etmiş olurum? Elbette ki yine pozitif elde etmiş olurum. Yani 3'ten 3 eksiği çıkarmam durumunda çok basit bir şekilde yine ne elde etmiş oluyormuşum? Pozitif değeri elde etmiş oluyormuşum. Arkadaşlar buna yabancılığı çekiyorsanız bunu 2,9 olarak algılarsınız olay biter. Bu kadar basit. Peki gelelim buraya. Burası pozitifse dışarıya aynen çıkması gerekmiyor muydu? Evet hocam o zaman bu dışarıya aynen çıkıyorsa bu ifade doğrudur. Bir yanlışlık yok. Peki geldim üçüncüye. Diyor ki bana x 2 plus diyor. Yani 2 artı bu ne demek arkadaşlar? 2 artı 2 virgül 1 demek. Yani 2'den hafif büyük bir sayı. Şimdi ben burada 2 eksi 2 virgül 1 yaparsam ne elde ederim? Tabii ki negatif bir değeri elde ederim. Bunu şöyle gösterelim. 2 eksi 2 artı ne oluyormuş? Negatif bir değer oluyormuş. Peki negatif ifadeler mutlak derden nasıl dışarı çıkar? Önlerine eksi alarak. O zaman 2 eksi x'in hemen önüne bir tane eksi atarız. Ve dağılmadan dolayı bu sonuç olarak kime eşit olur? Buna eşit olur. Bu görmüş olduğunuz ifadede zaten burası olduğu için bu da doğrudur arkadaşlar. Yani yanıtımız e seçeneği oluyor. İşte bu kavram yaklaşma kavramıydı. Şimdi bunu limite bağlayacağız beraber. Bakın sağdan ve soldan limit. İkinci föyümüze geldik şimdi. Arkadaşlar. C sayısına iki yönden yaklaşım yapılabilir. Az evvel gördük bunu değil mi? Peki C sayısına sağ taraftan yaklaşırsanız minik minik adımlarla bu nokta bırakmış olduğum e, değerler sayısal değerler acaba grafikte bize görüntü olarak bizi grafikte daha doğrusu görüntü olarak nereye götürüyor? Hemen ona bir bakalım. Şimdi şuradaki sayı bakın tık 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 ilerlediniz grafiğe değdiniz ve döndünüz. Nereye geldi? Buraya geldi. Peki hemen yanına... E, bakalım. Hemen yanındaki sayı grafiğe değdiniz. Tık o da buraya geldi. Peki arkadaşlar siz C'ye sağdan yaklaştıkça yani şu siyah noktalar C'ye yaklaştıkça buradaki değerler ne oluyor? Buradaki görüntüler elbette ki D'ye yaklaşıyor. O zaman diyeceğiz ki C noktasına sağdan yaklaşırsak F fonksiyonu D'ye yaklaşıyormuş. Oo, o zaman bunu şöyle göstermemiz lazım. C noktasına sağdan yaklaşırsak X C artı f fonksiyonu d'ye gidiyor. Yani arkadaşlar ne yapacağız? Limit diyeceğiz f işte bu görmüş olduğunuz ifadenin sonucunun ne olması lazım? D olması gerekiyor elbette. İşte bakın burada hemen karşımıza limit diye bir kavram çıktı. Limit aslında bir fonksiyonun görüntüsünün yaklaştığı değerdir arkadaşlar. Yani burada x ekseninde bulunan nesneler sağdan ve soldan incelenirse, yani sağdan ve soldan bu nesnelere yaklaşırsa bakalım f(x)'in görüntüsü nereye gidiyor? Bunu da limit kavramıyla açıklıyoruz. C'ye sağdan yaklaştığımızda gördüğünüz gibi görüntüler D'ye gidiyorlarmış. Peki C'ye soldan yaklaşırsak ne olur? Arkadaşlar onu da aynı mantıkla tespit edeceğim. Bakın şurada C'nin solunda 3 tane nokta belirleyelim. Bu noktaların görüntüleri ne? Şimdi geliyorsunuz grafiğe şöyle gelelim. Grafiğe temas ettim tık. Nereye geldim? Buraya geldim. Nokta bırakayım buna. Biraz daha yaklaştım C'ye. Grafiğe temas ettim. D'ye biraz daha yakınsadım. Biraz daha yaklaşalım C'ye grafiğe temas ettim ne oldu? Yine D'ye gidiyorum. Arkadaşlar demek ki C'ye soldan gelirseniz de bu sizi D'ye götürüyor. O zaman bunu nasıl ifade edeceğiz? Limit x C'ye soldan yaklaşırken f(x) bu zaten y f(x)'in üzerine de yazalım şöyle. y f(x)'in grafiği o zaman f(x) ne olmalı? f(x) yine d olmalı. İşte biz buna bu yeşille göstermiş olduğum şeye soldan limit diyoruz. Çünkü c'ye soldan yaklaştınız. Altındakine de sağdan limit diyoruz çünkü c'ye sağdan yaklaştınız. Arkadaşlar limit kavramı başka bir şey. Görüntü başka bir şey. Bakın burada C noktasının görüntüsünü falan almıyoruz. C noktasına sağdan soldan yaklaşınca F nereye gidiyor? Bunu ölçümlemeye çalışıyoruz. Dikkat edin. Bunu da grafiği takip ederek anlıyoruz. Hemen şöyle pratik bir yol daha göstereyim size. C'ye sağdan yaklaşırken grafik sizi tık 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 nereye taşıyor? D'ye taşıyor. O zaman C noktasındaki sağdan limit D'dir. C'ye soldan yaklaşırken tık 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 grafik sizi nereye taşıyor? Yine D'ye taşıyor. O zaman C noktasındaki soldan limitimiz de yine D'dir yorumunu yapacağız. İşte bu sağdan soldan limiti şimdi bir örnek üzerinden anlatalım. Yeşil trafik fonksiyonunun grafiğini verdik Allah razı olsun. Buna göre bu işlemin sonucuna bakacağız. Şimdi öncelikle şununla başlayalım istiyorsanız. Eksi 1'e soldan yaklaş diyor. Peki eksi 1 nerede? Burada. Eksi 1'e soldan yaklaşırsanız bakın arkadaşlar. Grafik sizi nereye götürüyor? Dikkat ederseniz görüntü olarak eksi 1'e taşıyor sizi. Yani şöyle düşünün. Şuradaki sayının görüntüsü eksi 1'in hafif üstünde. Buradaki sayının görüntüsü hafif daha eksi 1'e yaklaştı. Yani görüntüler eksi 1'e gidiyor. O zaman siz eksi 1'e soldan yaklaşırsanız sizin fonksiyonunuzun limiti eksi 1 olmak durumunda. Peki artı dedim. Şimdi sırada bu var. Hadi bakalım x 2'ye sağdan yaklaşırken. Şimdi onu da şöyle yapacağız. 2 noktası burada mı? Sağdan yaklaşıyorsunuz. Dikkat edin. 2'nin sağında kalan her şeyin görüntüsü 3 zaten. Şimdi siz 2'ye doğru yaklaşsanız grafik sizi nereye taşıyacak? 3'e taşıyacakmış. O zaman bunun cevabı da 3 oluyormuş. Artı Peki iki sol. İki sol nasıl bulunacak? Hemen kalemimi değiştiriyorum bir saniye. Arkadaşlar iki sol, bakın dikkat ederseniz buradaki sayılar, buradaki sayıları takip ederseniz yani ikiye doğru yaklaşırsanız sol tarafından nereye götürecek? Mesela şuradaki noktanın görüntüsü buraydı. Buradaki noktanın görüntüsü buraydı. O zaman grafiği takip ederseniz siz buradan hemen limitin 1 olduğunu anlarsınız zaten. Çünkü 2'nin solunda kalan, 2'nin civarında, sol civarında kalan nesnelerin görüntülerini aldıkça, 2'ye doğru yaklaştırarak aldıkça görüntülerimiz bizim 1'e gidiyor. O halde limit değerimiz ne olacaktır? 1 olacaktır diyeceğiz. Yani grafiği takip etmemiz gerekiyor açıkçası. Hemen buradan toplama işlemini yaptım. Yanıtımı buldum. Cevabım 3 olacaktı. Şimdi bunu biraz daha derinleştirelim beraber da y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre bu toplamın sonucunu bulacağız. Arkadaşlar dikkat. Bakın y eşittir a yetesinin ama şu çok önemli. Bir grafik verdi y eşittir fx mi? Tamam rahatsın. Ama bak burada f eksi x yazıyor görüyor musun? Dikkat edeceksiniz bunlara. Bazen şuradaki ya da buradaki ifade fx artı 1 olabiliyor. Ya da türevin grafiği olabiliyor. Farklı farklı olabiliyor. Dolayısıyla burası çok önemli bizim için. Şimdi hemen şununla bir başlangıç yapalım. Bakın ne yapmışız? X 2'ye sağdan yaklaşırken F eksi X'i hesaplayacağız. Arkadaşlar çok basit bir mantığı var. Bakın şuradaki 2,1 olarak algılanırsa ve ben gidip burada X yerine 2,1 yazarsam karşıma şu çıkmış oluyor. F eksi 2,1 çıkmış oluyor. Peki Allah aşkına eksi 2,1 ne demek? elbette ki eksi 2'nin solunda bulunan bir sayı demektir. Doğru değil mi? Alın işte eksi 2 virgül 1 burada bir sayı. Dolayısıyla siz x'i 2 plus'a daha doğrusu x'i 2'ye sağdan yaklaştırırsanız f eksi x ne oluyor? Hemen bunun simetri oluyor aslına bakarsanız. Bakın arkadaşlar 2'ye sağdan yaklaşmak aslında eksi 2'ye soldan yaklaşmak demek oluyor. f eksi x'ten dolayı. Zaten bunu buradan görmüş olduk. Peki. Gelelim hemen şuradan 2 eksi 2'ye soldan yaklaşırsak grafik bizi nereye götürüyormuş bir bakalım nereye 1'e götürüyor. O zaman diyebiliriz ki bunun cevabı e, 1 artı geldik şimdi şu kısma hemen şöyle alıyorum. Bakın şurası ne demek bu ne demek hemen konuşalım bunu. Bir kere eksi 2'nin sol tarafı eksi 2'nin sol tarafındaki bir sayı eksi 2 virgül 1 olarak algılanan bir doğru mu? Burada yaptığımız gibi şimdi geliyorum ben burada x gördüğüm yere bunu yazıyorum. X gördüğüm yere onu yazarsam f 2,1 çıkar. Peki bu ne demektir? Bu 2'nin sağ tarafı demektir. Ha, demek ki biz arkadaşlar f fonksiyonu için 2'nin sağından yaklaşarak limit değeri bulacakmışız. O zaman hemen bakıyorum 2'nin sağ tarafından limit değerini hesaplarsak bakın şu nesneye tık tık bizi buraya götürüyor. Bu nesneye tık tık bizi buraya götürüyor. Gördünüz mü? 2'nin sağından yaklaştıkça grafik zaten sizi nereye indiriyor? Eksi 2'ye indiriyor. O zaman diyebilirim ki bunun da eşiti siyahla yazalım. Buranın da eşiti eksi 2 oluyormuş. Eksi 2'ye. Şimdi bunları toplayacağız. Yanıtımızı bulacağız. Eksi 1. Bir anlatım daha yapmak istiyorum size. Bunlarla ilgili bakın hemen ne yapıyorum? Değer veriyorum. Üzerindeki artı eksiye göre minik değerler veriyorum. Oradan lang diye sonucu buluyorum. Arkadaşlar bir kere şunu biliyorsunuzdur. E, ee, fx fonksiyonundan fonksiyonun grafiğinden f eksi x fonksiyonun grafiğine geçmek demek ne demektir? Elbette ki y eksenine göre simetri almak demektir. İşte burada 2 plus diyor ya. 2 plus şu kalemin y eksenine göre simetriğini alırsanız eksi 2 eksiği bulursunuz. Bu buradan çıktı. Kapış. Yine aynı mantıkla eksi 2 eksi, eksi 2 eksi y eksenine göre simetriğini alırsanız eğer o da sizi 2 plus'a götürecektir. Dolayısıyla buradaki ifade de buradan çıkmış oldu diye tekrardan bir anlatım daha çözüm yapmış olalım. Geldik bir başka soruya. Şimdi hadi bakalım bunu durdur. Kendin çöz. Ben neredeyim şu anda? Ben size buradan iki tane föyü tamamlamış oldum. Öyle mi? Evet. Beşinci föyde föyden sonra bir tane testimiz varmış. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bakın bu çözeceğimiz soruyu tam olarak buradan aldım zaten. Hadi bakalım durdurun siz çözün. Şimdi de ben çözümünü yapayım. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre toplamının sonucunu bulacağız. Şimdi bak önce sakin olacağız. Bak şurasına bak fx. Burada fx-1'ler var, 3-x'ler var. Bak Önce şuradan hemen bir sayısal değer seçelim. Bu ne demektir? Arkadaşlar bu eksi birin solundaki sayı. Bakın eksi birin solundaki bir sayı. Eksi bir virgül bir olsun işte. Şimdi ben buraya eksi bir virgül bir olarak yazarsam. Sonra da geliyorum hemen şöyle. Burada eksi bir virgül birden biri çıkarırsam ne elde etmiş olurum? Eksi iki virgül bir elde etmiş olurum. Peki bunun anlamı ne? Bu eksi 2'nin neresinde kalıyor? Hafif solunda kalıyor. Dolayısıyla hemen bunu artık şöyle algılayabilirim. Yani ben bu fonksiyon grafiğinde eksi 2'ye soldan yaklaşacakmışım. Bu değer çıkacakmış. Bakalım görüntü olarak hesap hesap edeceğiz tabii ki. Eksi 2'ye soldan yaklaşıyorum. Tık 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 tık. Bu grafik beni nereye taşıyor? Nereye taşıyor? 3'e e, düzeltiyorum. 2'ye taşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen şöyle gösterelim. Şurası bak görüntü. Yaklaştınız. görüntü yukarı doğru seyretti. O zaman görüntüler 2'ye gittiği için buradaki ilk limit değerinin sonucu 2 olarak söylenebilir. O zaman ben bunu yazayım istiyorsanız. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. 2 artı. Şimdi sırada bu var. Arkadaşlar bakın. Burada hemen 2 artı demiş ya. 2 artı 2 1 gibi düşünün. Şimdi şunu alalım şöyle. F 3 eksi 2 1. Şimdi bu işlemin sonucu 0.9 yapar. O zaman F 0.9 olacak. Peki F09'u ben nasıl yorumlayacağım? Elbette ki 1'in solu diye yorumlayacağım. Şimdi arkadaşlar bu madem 1'in soluysa hemen geliyorum grafiğimde 1'in sol tarafına bakıyorum. Bakın 1'in sol tarafından 1'e doğru yaklaşıyorum. Şöyle görüntüler nereye gidecek? E görüntüler burada. Görüntülerin nereye gittiği aşikar açık yani 1'e doğru gidiyorlar. Dolayısıyla bakın dikkat ederseniz eğer 1'in solundan solundan yaklaşırsanız hani soldan soldan yaklaşmak dediğim şey bu işte. Görüntüler 1'e gittiği için buradaki limit değeri de artı 1 olarak söylenebilir. O zaman bunların toplamını yapacağım ve 3'ü bulmuş olacağım yanıtımız 3 olacaktı. Şimdi burada hemen bakın şöyle de yapabiliriz elbette. Şöyle f x yerine eksi 1 sol eksi 1 yazacağım. Bakın şunu görmeyin tamam mı? Eksi 1 eksi 1 ne yaptı? Eksi 2 yaptı. E o zaman bu ifade eksi 2'nin solu demektir. Zaten bunu buradan çıkardık biz. Ya da ne bileyim burada da aynı mantalite var. 2 plus yazalım buraya. 2 artı yazalım mesela. 3 eksi 2 artı. Şimdi ben burada dikkat etmem gereken bir nokta var arkadaşlar. 2'den minik büyük bir sayı bakın bu. Dikkat edin. 2'den minik büyük bir sayı olduğu için 3 ile arasında bir birim yoktur zaten. Ben bunu sayı doğrusundan size göstereyim. Bakın 2 burası, 3 de şurası. 2'den minik 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 diyorum. Minik büyük bir sayı. O alın şurada işte 2 plus. Bunların arasındaki mesafe birden daha küçük değil mi? Kesinlikle. Birden daha küçük olduğu için ben tabii ki bunu nasıl göstereceğim? 1 eksi diye göstereceğim birden minik küçük bir sayı diye yani telaffuz edeceğim Ve buradan da 1'e soldan yaklaşarak şu limit değerini elde etmiş olacağız Yani şu e, üzerlerinde bulunan artıları eksileri çok iyi algılayamadıysanız eğer arkadaşlar Yapmanız gereken değer vermek benim gibi bu her şeyin çözümünü unutmayın Şimdi geldim limit olayına bakın az evvel ne öğrendik işte bir noktaya gelsin bakalım şu x eşittir 5 noktası sağdan yaklaştınız soldan yaklaştınız değil mi? Bir de buradan hemen şöyle bir grafik çizelim e İşte 5'in görüntüsü şöyle olsun 4 olsun burada 5'e soldan yaklaşırsanız görüntüler 4 oluyor 5'e sağdan yaklaşırsanız görüntüler yine 4 oluyor yani 4'e yaklaşıyor. İşte işte biz bunu arkadaşlar limitle ifade ettik bu yaklaşma olayını ve dedik ki limit x 5'e soldan yaklaşırken fx 4 oluyormuş. Bir de limit x 5'e sağdan yaklaşırken fx ne oluyormuş? O da 4 oluyormuş. Bakın bu sol limitti öyle mi? Bu da sağ limitti. Şimdi olaya geldim. Bir fonksiyonun bir noktadaki soldan ve sağdan limit değerleri birbirine eşitse fonksiyonun bu noktada limiti vardır. Unutma. Gel bakalım tekrardan. Görüyorsunuz bu vermiş olduğum örnekte y eşittir fx fonksiyonu. Soldan ve sağdan limit değerleri birbirinin aynısı mı? Aynısı. O zaman bu fonksiyonun 5'te limiti vardır diyeceğiz. Ve bunu şöyle yazacağız. Limit x 5'e giderken Fx eşittir ikisi de aynı olduğu için tabii ki 4 olarak yazacağız. Kısacası arkadaşlar sol ve sağ için kullandığımız üzerlerine yazdığımız şu eksi artıları artık yazmayacağız. Bu bizim için limit değeri olmuş olacaktır diyebilirim. Ve şuna dikkat etsin herkes limit x a'ya soldan yaklaşırken fx değeri l imiş. Yine a'ya sağdan yaklaşırken fx değeri o da l'ymiş. Bak ikisi aynı çıktı. İkisi aynı çıktığı için fonksiyonun limiti vardır. Ve biz de bunu böyle gösteririz dedik. Burada l'nin şuna dikkat etsin dedim ya orası bölündü. Burada l'nin reel sayı olması gerektiğine dikkat edin arkadaşlar. Yani e, bir limit değeri sol limit ve sağ limit değeri ikisi de artı sonsuz çıktı. Burada limit yoktur diyeceğiz. Anlaştık mı? Reel sayı çıkması durumunda limit vardır. Bak bu konuda netim. Lütfen buna dikkat. Peki sağdan ve soldan limit değerleri birbirine eşit değilse ne yapacağız? Heh, o zaman fonksiyonun o noktada limiti yoktur diyoruz ya. Türkçe yoktur. Ne? Yani no. Yok işte. Devam edelim hadi bakalım. Limitin özelliklerine geldim şimdi. Altıncı föydeyim arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki ilk beş föyü bitirdiğim için artık sizin yapmanız gereken Burada minik bir duraksamayla şuradaki sorular, bakın burada temel, orta, ileri düzey, sınav tarzı sorular olmak üzere 3, 4, 4 tane test var. Bu 4 tane testi e, bitirirseniz şayet hemen çok güzel bir şekilde daha net bir biçimde ilerlemiş olacağız diye düşünüyorum. Şimdi geldim limitin özelliklerine ve bunların uygulamalarına. Bak asıl olay burada başlıyor. Lütfen dikkat. Birinci olayımız şu. F fonksiyonunun A noktasına limiti L1 olsun g fonksiyonunun a noktasında yine aynı noktada limiti l2 olsun. Biliyorsunuz bunların var olabilmesi için sol limitle sağ limit eşit olmalı. Burada da aynı şekilde eşitlermiş ve limit değerleri çıkmış. Bunlar da reel sayılar arkadaşlar. L1 ile L2. Birinci özelliğimiz. Eğer sabit bir fonksiyonun ya da bir sayının limitini alıyorsanız değeri kendisidir. Yani limit x atıyorum işte 2'ye giderken 3'ün limiti. 3'tür arkadaşlar. Çünkü neden? Şu bir fonksiyondur. Bakın fx eşittir 3 fonksiyonu. Siz de bunu 2 noktasında limitliyorsunuz. Yani limitini alıyorsunuz. 2 noktasına dikkat edin. Şurası 3. 2 noktasına sağdan da gelseniz soldan da gelseniz aynı şey çıkıyor. Sabit fonksiyon olduğu için herhangi bir noktada x ekseni y ekseni diyelim şuna herhangi bir noktada limiti kendisiymiş. Bunu unutma. O zaman sabit sayıların limiti kendisi oluyormuş. Şunun bir fonksiyonu kalmıyor kısacası. Peki. İkinciye geldim. Bunu hallettik. İkincisi. C ile bir fonksiyonu çarparsan eğer. Mesela 5x kare gibi düşünün arkadaşlar. Oradaki 5'i hemen dışarı çekebiliyorsun. Yazalım. Limit x e, 2'ye giderken 5x kare. Bu 5 çarpı limit x 2'ye giderken x kare demektir. Yani 5'i tık diye dışarı çekebiliyorsun. Peki. 3'e geldim. 3 iki fonksiyonun toplamının ya da farkının limiti limitlerinin toplamı ya da farkıdır. Hmm yani şunun da önüne lim geçiyor. Bunun da önüne lim geçiyor. Oo müthiş. Peki buranın limit değeri zaten L1'di. Buranın limit değeri de zaten L2. O zaman L1 ile L2'nin toplamı ya da farkı olmuş oluyor. Süper. Yani toplamaya da çıkarmanın önüne ayrı ayrı geçiyor. Yine arkadaşlar bakın çarpma ve bölmenin önüne de geçiyor. Yani şöyle. Şimdi f çarpı g fonksiyonu düşünün. Tamam mı? Bu iki fonksiyonun limitini almakla çarpıp limitini almakla limitlerini aldıktan sonra çarpmak aynı kapıya çıkıyor. Lütfen buna dikkat. Hemen örnek vermek istiyorum size. Limit x 2'ye giderken x kare eksi 1 çarpı x üzeri 4 artı 5 diyelim mesela. Bu ifade aslına bakarsanız Limit x 2'ye giderken x kare eksi 1 çarpı limit x 2'ye giderken x 4 artı 5 şeklinde yazılabilir. Aynı mantık bölmede de var. Yalnız arkadaşlar bölme yaparken biliyorsunuz ki şu paydada yer alan fonksiyonun sıfırdan farklı olması gerekiyor değil mi? Ve yine bunun limit değeri bu fonksiyonun limit değeri sıfırdan farklı olması gerekiyor ki bir anlam ifade etsin. Tanısız olmasın ifade. Dolayısıyla bölüm fonksiyonlarının limiti limitlerinin bölümüymüş. Vay çok iyi. Hadi bunu da yazalım istiyorsanız şuraya. Hemen şöyle geliyorum. Limit x 2'ye giderken 2'ye taktım yalnız bugün. <laughs> x kare eksi 1 bölü x üzeri 4 artı 1. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Limit x 2'ye giderken x kare eksi 1 bölü pardon şöyle bölü limit x 2'ye giderken x üzeri 4 artı 1. İşte bunun anlamı bu arkadaşlar. Ayrı ayrı limitlerini alıp bölüyorsunuz. Peki. Tamamdır hocam. Buna da tık atalım. Hadi bakalım bunu bir soru üzerinden görelim. Fx ve gx fonksiyonlarının x eşittir eksi 2 ile limitleri var ve bunları vermiş bana. Olduğuna göre biz bu ifadenin değerini bulacağız. Şimdi buradan girelim. Öncelikle fx artı 1 diyorsunuz değil mi bana? Bakın bunun önüne de limit, bunun önüne de limit yazacağız. Hemen limit x eksi 2'ye giderken fx gördünüz mü? Artı şunun önüne de limit yazalım aynı limiti. Limit x eksi 2'ye giderken 1 eşittir 3 olmalı. Peki Az evvel konuştuk sabit sayıların limiti kendisi olduğu için burası 1 midir? Evet. Peki burası kaçtır arkadaşlar? Elbette ki 1 artı 2 3'ü verdiği için burasının sonucu 2 olmak zorunda. Geldim buna. Hemen burada da aynı durum yapacağım. Bunun önüne de bunun önüne de ayrı ayrı limit yazacağım. Limit x eksi 2'ye giderken gx eksi limit x eksi 2'ye giderken 2. Bakın ne yaptım? Eşittir 4. Ne yaptım? Bildiğiniz bunların önlerine yazdım. Az özellikleri kullanarak. Şurasının sonucu sabit fonksiyon limiti kendisi olduğu için 2'dir. Burasının sonucuna bakalım. Kimden 2'yi düşerseniz 4 yapar? 6'dan. O zaman bunun sonucunda 6 bulmuş olduk. Şimdi şu yıldızlı yerleri kullanacağım az sonra. Gel bakalım. Ne yapıyoruz burada? F çarpı G'nin eksi 2'deki limitini bulacağız. Yani bu fonksiyonun yaklaştığı yeri tespit etmeye çalışıyoruz. Bunun önüne de bunun önüne de ayrı ayrı limit yazarız. Limit, limit. X eksi 2'ye giderken Fx çarpı Limit x eksi 2'ye giderken gx deriz arkadaşlar. Ve buradan hemen şu kısım zaten kaçtı? 2'ydi hocam müthişsin. O zaman buraya 2 atarız. Şu kısım kaçtı? 6'ydı. Buraya da 6 atarız. Hayırlı işler, bol güneşler. Cevap E seçeneği gelmiş oluyor. İşte olay bundan ibaret. Limit dediğimiz mevzu bu. Peki limiti hesaplamak için daha doğrusu polinom fonksiyonların limitini hesaplamak için ne yapıyoruz? Arkadaşlar polinom fonksiyonları bütün reel sayılarda bildiğiniz gibi süreklidir. Değil mi? Sürekli derken yani kopmadan çizilir grafiği. Peki burada herhangi bir noktada limit almak. Bakın mesela atıyorum işte 5 noktası. 5 noktasının görüntüsü ne olsun? Eksi 1. Bakın 5 noktasındaki limit almak aslında bakarsanız 5'e soldan ve sağdan yaklaştığınızda gittiğiniz değerleri bulmaktır. Bu değerde gördüğünüz gibi eksi 1'dir. Kısacası polinom fonksiyonlarda bir nesnenin görüntüsü o nesnenin limitidir aynı zamanda. E hocam normalde de öyle olmuyor mu? Hayır. Bakın normalde öyle olmayabilir. Şöyle hemen bir örnekle sıcağı sıcağına ona verelim. Bakın bu bir polinom fonksiyonu değil. Öyle mi? Peki ben burada 5 diyelim buraya. Şuradan da hemen gönderelim buraya. Kaç yazalım? İşte 4 yazalım. Arkadaşlar bu fonksiyonda fx fonksiyonu. F5 yok. Gördün mü? Fakat limit x5'e giderken fx var ve 4. Neden? Çünkü dikkat et 5'e soldan girersen grafik seni nereye taşıyor? 4'e. 5'e sağdan yaklaşırsan grafik seni nereye taşıyor? 4'e. O yüzden limit vardır, görüntü yoktur. Bu ayrıma herkesin çok dikkat etmesini istiyorum. Gerçekten aşırı önemli bir yer burası. Bir fonksiyonun limitinin bir noktada limitinin var olabilmesi için arkadaşlar o noktada görüntüye ihtiyacımız yok. Sadece sol ve sağ limit değerleri aynı olmalı. O zaman diyebiliriz ki bir noktada görüntü ile o noktadaki limit arkadaşlar e, duruma göre değişiklik gösterebiliyor farklı şeyler ifade ediyor görüntü yokken limit var olabilir buna lütfen dikkat edelim tam tersi de olabilir tabii ki bakın hemen mevzu açılmışken onu da söyleyeyim size bakın şöyle bir şey yapalım bu seferde gördünüz mü? x eşittir 5 noktası şurası işte şurası 4 olsun şurası 5 olsun yine bu da fx fonksiyonu şimdi ben size desem ki arkadaşlar f5'i söyleyin bana hocam tık tık burası dolu ya ben burayı dolu yaptım şurası biraz boş şöyle gösterelim tık tık 5 hocam var yani arkadaşlar limiti söyleyin bana desem limit x5'e giderken fx'i söyleyin bak bunun için sol limite ve sağ limite bakmamız gerekiyor şimdi sol limit değeri bizi 4'e taşıyor ...sağ limit değeri bizi 5'e taşıyor. E farklı bunlar. He. Farklı olunca limit yoktur diyeceğiz. O zaman şöyle yapalım. Limit yoktur diyeceğiz. Gördünüz mü? Arkadaşlar bu ikisi birbirinden ayrık şeyler. Bunların tanımları farklı. Görüntü ile limit birbirinden farklı şeylerdir. Lütfen karıştırmayalım. Şimdi biz tekrar olayımıza dönelim. Şöyle. Polinom fonksiyonlar dediğim gibi... ...böyle kopmadan ilerledikleri için... ...herhangi bir noktadaki görüntü ile limit aynıdır. Dolayısıyla polinom tarzında verilen şu fonksiyonlarda arkadaşlar limit hesaplamak için hemen a noktasını tak yerine yazarsınız. Yani polinom fonksiyonlar limitleri için yaklaşan nokta yerine yazılır. Bu kadar basit. Burada da durum aynı aslına bakarsanız. Şimdi ben fx'in enerji kuvvetini limitini hesaplıyorum. Buradaki limit fx'in hemen yanına yazılıp sonra enerji kuvvet alınabilir. Hiçbir şey değişmiyor kısacası. Dolayısıyla enerji kuvvetini alıp limit almakla Limitini aldıktan sonra n'inci kuvvetini almak aynı kapıya çıkıyor. Şimdi gelin bunu bir uygulayalım. Toplamının değerini bulacağız. Bakın bu ifade polinom fonksiyondur. Hatırlarsanız polinom fonksiyonda x'in kuvvetleri ne oluyordu? Doğal sayı oluyordu. Dolayısıyla bu bir polinom fonksiyon belirtir. Hemen 3'ü tutup yerine yazarsınız. 3'ün küpü eksi 3 artı 2 dersiniz. 27, 24 öyle mi? 26 Burası 26 yaptı. Peki şuna bakalım. Burada da 2 yerine yazacağınız sonuçta bu da polinom fonksiyonudur. Hemen 2 yerine yazalım başka bir kalemle. Ne olacaktır? 2 eksi 2 eksi 2'nin karesi olacaktır. Zaten şunlar gittiği için eksi 4 çıkmış oluyor. Yani bunun yanıtı 26 eksi 4. 26 artı eksi 4. O yüzden de 22 gelmiş olacaktır. Olay bu kadar net arkadaşlar. Devam edelim. Fx parabolünün kökleri x1 ve x2'dir diye bir ifade verilmiş bana. Çok güzel. Buna göre buradaki limit değerini bulacağız. Bakın limit x, x1'e giderken limit x, x2'ye giderken. Şimdi bir dakika sakin olalım. x kare eksi x, eksi 5 ifadesi çarpanlarına ayrılır mı acaba? Sonuçta kökleri bunlardır diyor. Valla deniyorum deniyorum şunun asal olması benim e, önüme geçiyor. Deniyorum çarpanlarına ayrılır Yok olmadı. Peki arkadaşlar şöyle bir şey desem ben size. Kökler x1 ise e, x1 ve x2 ise o zaman bunlar denklemi sağlar. Denklemi sağlar yani daha doğrusu denklemi sıfır yapar. İfadeyi sıfır yapar daha doğrusu düzeltelim. O zaman hemen ben burada x yerine x1 yazıyorum. Kök demek ifadeyi sıfırlayan der demektir. Yani hemen ne yapacağım? x yerine x1 alırsam buradan eşittir sıfırı buldum. Peki yine x2 alırsam x2'nin karesi eksi x2 eksi 5 eşittir sıfır. Buradan da buldum. Şimdi bir dakika dur bunlar beklesin burada. Gel bu tarafa. Limit bakın polinom fonksiyon. X x1'e gidiyor. O zaman hemen burada x1 e kullanırız x yerlerine. Almışım zaten onu. Ne olacaktır? x1'in karesi eksi x1 artı 2 olacaktır. Bunun limiti bu. Artı. Bunun limiti de aynı mantaliteyle x yerlerine x2 yazarsanız x2'nin karesi eksi x2 eksi 1 olacaktır. Onu, o zaman bunu da böyle yaptım. Şimdi şurada fazladan bir şey attım galiba. Aynen öyle. Şurası e, zaten kuvveti 1 olduğu için şöyle karalayalım. Aynen öyle. Şimdi devam ediyorum. Bakın bunu karşıya attığınızda şu kısmı kaç buluyorsunuz? Hocam 5. O zaman geldim hemen buraya 5 yazdım. 5 artı 2 7 yaptım. 7. Şuranın sonucu 7. Buraya geldim şimdi. Burada da bakın şunu karşıya atarsanız şu kısmı bulacaksınız. E, bu da 5. O zaman şurası 5 olduğuna göre 5 eksi 1'den 4 gelmiş oldu. Şimdi de ben bunları ne yapacağım? Elbette ki toplayacağım arkadaşlar. 7 artı 4 11 yapacağı için buradan yanıtımız e, A seçeneği olarak söylenebilir. Haydi bakalım o zaman devam edelim. Limit x 2'ye giderken fx 3'müş. Limit x 2'ye giderken gx a imiş. A da reel sayı. Güzel. Olduğuna göre bir eşitlik daha vermiş burada arkadaşlar. Bu limitin değerini bulmaya çalışacağız. Şimdi bir dakika duralım. Önce şuradan gelelim. Burada her birinin önüne ayrı ayrı limit yazabiliriz. Değil mi? Bakın bunun önüne limit yazarız. Yani limit x 2'ye giderken fx olacaktır. Ötekinin önüne yazarız. Limit x 2'ye giderken x olacaktır. Bakın bu polinom fonksiyonu olduğu için x yerine 2 alalım. x yerine 2 alırsak ne olur? 1 olur hocam. O zaman burası 1. Eşittir 6. Şimdi şu soruda verilmiş a, r, o. Allah razı olsun yani. Burası da a'ymış o da soruda verilmiş. Hemen bu denklemi çözerseniz yani 3 artı a artı 1 6 ise a'nın değeri 2 gelmeli. Şimdi a 2 ise hemen şu, şöyle yapalım 2 diye. Arkadaşlar buna geldim. x yerine 2 yazacağım. Doğru mu? Bakıyorum. Şimdi buradaki ifadeye dikkatli bakarsanız eğer bu ifade bir açılım ya. Aynen öyle. Gx-1 eksi çarpı işte g kare artı gx artı 1. Hatırla. Şunu hatırla. A küp eksi b küpün açılımı nasıl yapılıyordu? A eksi b çarpı a kare artı ab artı b kare diye yapılıyordu. Burada a'nın gx b'nin de 1 olduğunu düşünün. He, demek ki bu ifade aslında şöyle limitini bir yazalım. Bu ifade aslında G küp x eksi 1'in küpünün açık versiyonudur. Şöyle yapalım hemen. Evet ben bunu kapattım ve kapattıktan sonra tabii ki x yerine ne yapacağım? 2 yazacağız arkadaşlar. Neden? Çünkü limit x 2'nin 2 olduğunu biliyoruz ve bunu kullanmak istiyoruz. Hatırlarsanız az evvelki özellikle de ne demiştik? Kuvvet var burada. O kuvveti şöyle sonradan da alabiliyorduk. Yazalım 2'ye giderken. Bakın onu şöyle sonradan da alabiliyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar eksi zaten 1'in limiti nedir? 1'dir değil mi? Bunu da hemen yazmış olalım. Şu kısım zaten soruda mevcut olduğu için 2'nin küpünden 8 gelecektir. Burası 2'dir. O halde 8 eksi 1'den de ne oldu? 7 yanıtını bulmuş olduk. Cevabımız 7 gelecekti. İşte limit bu kadar kolay bir konu gerçekten. Şimdi geldim diğerine. Mutlak değer fonksiyonunun limiti. Arkadaşlar 8. föye gelmişiz. İyi güzel. Bakın mutlak değer fonksiyonun limiti için çok basit bir şey yapacağız. Limit işlemi mutlak değerin içine de girebiliyor. Tamam mı? Bu konuda bir anlaşalım. Arkadaşlar buradaki limit x a'ya giderken f(x) mutlak değer f(x) ne demekmiş aynı zamanda? Mutlak değerin içerisine girerse limit x a'ya giderken f(x)'in mutlak değeri. Yani sonradan da mutlak değer alabilirsin demek istiyor. Peki, gel uygulayalım. Şimdi burada dikkat ederseniz içeride polinomik bir fonksiyon var. Hemen ne yapabilirim ben bunu? Limit x 2'ye giderken x kare eksi x eksi 7 şöyle sonra bunu da içeri alırız değil mi? 1 pardon limit x 3'e giderken işte 1 eksi 2 x deriz şöyle yaparız. O müthiş. Şimdi eşittir diyelim ve devam edelim. x hemen 2 yazıyorum ve burayı hesaplıyorum. Ne olacaktır buranın sonucu? Elbette ki 2'nin karesi 4 eksi 2 eksi 7 olacaktır. Bu da ne demektir? Ee, hocam eksi 5 demektir. Değil mi? 2 aynı öyle. Eksi 5. Beş. Eksi 5'in mutlak değeri. Oo çok iyi. Sonra bir tane daha eksi attım. Şuraya geldim. X yerine 3 yazdım. 1 eksi 6 oldu burası çocuklar. Arkadaşlar pardon. 1 eksi 6 oldu burası. O zaman 1 eksi 6'dan eksi 5 oluyor. Eksi 5'in mutlak değeri şurada da varmış. Peki eksi 5'in mutlak değeri 5. Beş. Eksi 5'in mutlak değeri 5 olduğu için çıkarma yaptım. 0 gelmiş oldu. Yanıt 0 olacaktı. Geldim bir başka soruya. Şimdi mutlak değerde arkadaşlar mutlak değerin limitini alırken biliyorsunuz mutlak değerin kritik nokta denilen bir e, kavram var mutlak değerde. Mesela x eşittir a gibi bir mutlak değerde kritik nokta nedir? Kritik nokta elbette ki x eşittir a'dır. Yani fonksiyonun içini sıfır yapan değerdir. Bu tarz sorularla karşılaşırsak eğer burada olduğu gibi nasıl limit hesaplayacağımızı konuşalım istiyorsanız bakın. Şimdi bunun kritik noktası 3. Siz ne yapmışsınız? x 3 sağ demişsiniz değil mi? Yani bunun limitini alacaksınız. 3 sağ ne demektir arkadaşlar? Elbette ki 3 virgül 1 gibi bir sayı demektir. O zaman hemen şu mutlak değerden bu fonksiyonun nasıl çıkacağını düşünelim. 3 eksi ne yapacağız burası 3 plus işte şöyle yapacağım pardon 3 plus ne demek 3,1 arkadaşlar buranın sonucu yani 3'ten 3,1'i çıkarırsanız negatif bir değer elde edersiniz e o zaman burası negatifse bunun dışarıya çıkarken önüne eksi alması gerekiyor Ha, demek ki bu ifade önüne eksi alarak dışarıya çıkacak. X eksi 3 olacak diyeceğiz. Peki bir tane de burada eksi var. Şöyle yazdık. Sonra aşağı indik. Şimdi de buraya bakacağız. Şimdi sen burada gelip mesela x yerine 3 plus düşünürsen yani 3,1 gibi bir sayı düşünürsen bunun sonucu kesinlikle ve kesinlikle pozitif olur. Pozitif bir ifade mutlak değerden kendisi gibi çıkacaktır. Bunu da yazdım. Ve sonrasında Dışarıda da zaten artı x olduğuna göre bunu da yazarız ve ifadeyi toparlarız. Bakın burada sadeleşme daha doğrusu sıfırlama var. Eksi 3 bölü. Burada da 2x eksi 1 var. Arkadaşlar fonksiyonumuz aslında bu. Biz de bu fonksiyonun 3'teki sağ limit değerini hesaplıyoruz. Yani x yerine 3 yazacağız. Dolayısıyla x yerine 3 yazarsak hemen ne olacaktır? Eksi 3 bölü. Bakın buraya 3 yazarsam 2 kere 3 6. 1 çıkardınız 5 gelmiş oldu. Bunun anlamı şu. X 3'e sağdan yaklaşırken 3'e doğru giderken bu görmüş olduğunuz fonksiyon da eksi 3 bölü 5'e yaklaşıyor oluyor demiyoruz bak eksi 3 bölü 5'e yaklaşıyor çünkü limit yaklaşmak demektir. Bu yüzden arkadaşlar yanıtımız eksi 3 bölü 5 olarak işaretlenebilir. İkinci bir şey c2 diyelim. Bakın ben burada direkt x yerlerine 3 yazsaydım 3 eksi 3 eksi 3 bölü 3 eksi 1 artı 3 eşittir. Burası 0 oldu eksi 3 bölü Şurası zaten 2'dir. 5. Aynı sonuç geldi mi? Geldi. E hocam ne bu kadar tantana yapıyorsunuz? Arkadaşlar mutlak değerden nasıl dışarı çıkacağını bilin. Çünkü ÖSYM bununla ilgili ilgili geçmiş senelerde bir yoklama çekti. Yani her şey bu kadar. Bu çözüm 2'deki gibi basit değil. Arka planını algılayın lütfen olayların. Diyorum bu yüzden hemen cevabımız A olarak işaretlendi. Bu açıklamayı yaptım diye söylemek istiyorum. Geldim 9. föye. Nasıl? Yorulmadınız değil mi? Arkadaşlar bakın. Köklü fonksiyonların limitini alırken yine limit değeri kökün içerisine girebiliyor. Hemen uygulayalım bunu. X 5'e giderken demiş ya. Ne yapacağım? X yerlerine 5 yazacağım hemen. Ne olacak? Şöyle bir şey olacak. 5'in karesinden 25 artı 8 kere 5'ten 40 eksi 1 olmuş oluyor. Artı Üçüncü dereceden burada da aynı şey yapacağım. X yerine 5 yazıyorum. 25 eksi, düzeltiyorum artı 5 eksi 3 oldu. Hesaplayalım. Şurasının sonucu 64 olur. Altıncı dereceden 64 artı burasının sonucu da 27 olur. Yani üçüncü dereceden 27. Peki ben buradan 2 üzeri 6 diye 64'ü düşünürsem eğer ne olacaktır? Elbette ki 2 üzeri 6'nın 6. dereceden kökü. Bunu da tabii ki 3'ün küpü diye düşüneceksiniz. O zaman şunlar şunlar birbirini götürdüğü için 2 diye dışarı çıkacak bu. Bu da 3 diye dışarı çıkacak. Yani yanıtımız 5 olmuş olacak. İşte bu kadar basit. Şimdi geldim bu toplamın sonucunu bulmaya. Yine aynı taktik. X 2 yazalım. Hemen 3. dereceden tık açtım. X 2 yazarsam 4 artı 2 artı 2 gelmiş oldu. Artı Burada da arkadaşlar x yerine 3 yazacağım. Karekökün içinde 5 çarpı 3 15 yapar. 15 eksi 6. Hesaplayalım. 4, 6, 8. 8'in küp kökü burada var. Artı burada da 9'un karekökü var. O zaman diyeceğim ki 8 sayısı 2'nin küpü olduğu için 9 sayısı da 3'ün karesi olduğu için tık tık bunlar gider 2 diye dışarı çıkar bu. Burada da bunlar sadeleşir 3 diye dışarı çıkar. Yanıtımız 5 gelmiş olur. Yani mutlak değerin içine de kökün içine de arkadaşlar şartlar uygun olduğu sürece limit girer. Ne demek bak şartlar uygun olmak? Mesela şurada biliyorsunuz kare kökün içerisine negatif bir sayı gelmez. Bu reel sayı belirtmez. Dolayısıyla şartların uygun olması demek aslında derecesi çift olan köklülerin içerisine limiti alırken içeriği negatif yapmamalı arkadaşlar diye söylemiş olayım. Zaten sorular sorularda genelde negatif yapmıyor. Üstel ve logaritma fonksiyonlarının limitine geldim şimdi. Dikkat C elemanıdır pozitif reel sayı demiş. Tamam. Limit x a'ya giderken C üzeri fx. Bunun limitini nasıl alıyoruz? Arkadaşlar buradaki fx'in önüne limit çıkabiliyor. Yani fonksiyonun limitini hesaplarsanız aşağıdakinin limitini bulmanıza gerek yok. Zaten sabit sayının limiti kendisidir. Bu kadar basit. Örnek ver hocam. Hemen veriyorum. 5 üzeri x kare eksi 1 limit x 2'ye giderken ne yapacağız? Şunu yapacağız. 5'in limiti zaten 5 olduğu için onu yazdım. X kare eksi 1'in limitini alacağız biz. X kare eksi 1 de polinom fonksiyonu olduğu için yerine yazarsınız. 2'nin karesi eksi 1 olur. Bu da ne demektir? 5 üzeri 3 demektir. Yani 125 anlamına geliyor. Fx büyüktür 0. Limit x a'ya giderken fx elemanıdır pozitif reel sayı demiş ve B de birden farklı pozitif reel sayı olmak üzere. Yani logaritmanın tanım şartlarını konuşmuştuk yani logaritma dersinde. Onları bize anlatmış burada aslına bakarsanız. Hikaye anlatıyor bana. Neyse geç. Şimdi ben burada logaritma B tabında fx'in limitini alırken şöyle yapabiliyorum. fx'in limitini alıp bunun logaritma B'sini alıyorum arkadaşlar. Hemen minik bir örnek verelim istiyorsanız. Limit x 5'e giderken Logaritma 25 tabanında e, X artı 20 Mesela bu ifadenin sonucunu bulalım Bak çok basit bir şey yapacağım Şöyle Burada hemen şunu yazabiliyorsunuz Logaritma 25 tabanında Limit X 5'e giderken e, Buraya X artı 20 yazacağım tabii ki X artı 20'nin limiti nedir arkadaşlar Elbette ki X yerine 5 yazarsanız 25 olur O halde şuranın sonucu 25 oldu Yani yazmış olduğum örneğin Cevabı logaritma 25 tabanda 25 o da 1 anlamına geliyor. Logaritmanın kendi şartları vardı. Neydi hocam? Hemen kısaca hatırlat. Evet bakın onlara uyması lazım işte. Burada dediklerimiz logaritma b tabanında f(x). Neydi? B e, burada e, sıfırdan büyük olmalı. Yine b 1 olmamalı. Bir de logaritması alınan ifade sıfırdan fazla olmalı arkadaşlar. Aldığınız limit şunların önüne geçmemeli. Yani bu şartlara uygun bir limit e, almalısınız diye söylemiş vurgulamış olayım. Yani limit işlemi uygulanan uygun şartlar altında logaritması alınan fonksiyona da uygulanabiliyor. Uygun şartlardan kastımız bu logaritmanın kendi şartları. Şimdi bu toplamın sonucunu bulacağım ben. Nasıl bulacağım? E 10 üzeri logaritma bilmem ne. E şuranın limitini hesaplayacaksınız ilk başta. Arkadaşlar limit x 2'ye giderken logaritma x kare artı 1. Doğru mu? Peki ben buradan hemen ne yapabilirim? Tabii şurada hemen bir minik değişiklik yapacağım. Burada bir hata oluşmuş. Şu 3'e giderken olması lazım ki bir anlam ifadesin. Evet şöyle. Şimdi alalım tekrardan. Ne yapacağız? Bir sayının kuvveti varsa, kuvvetine bir fonksiyon varsa onun limitini alırız ve sayının üzerine yazarız. Bu yüzden... 3 e, limit x 3'e giderken logaritma x kare artı 1 hesaplayacağız. Arkadaşlar x yerine hemen 3 yazıyorum. 3 yazarsam 3'ün karesi artı 1'den 10 olmuş oluyor. Yani logaritma 10'u bulacağım ben. Logaritma 10'un değeri de zaten bunun gizli tabanından dolayı 1'e eşittir. O zaman buranın değeri ne olacakmış? 1 olacakmış. Peki 10 üzeri 1'den ne yaptı? 10 yaptı. Artı buraya geldim. Hemen ne yapıyorum? Şurada x yerine 3 yazıyorum. Hani limit logaritmanın içine girebiliyor ya. E, uygun şartlar var bir de. Bu pozitif yapıyor burayı dikkat ederseniz. O zaman ne yapacağım? X yerine 3 yazacağım. 3 eksi 2 1 olacağı için burasının sonucu yani şu ifadenin sonucu logaritma 7 tabanında 1 olacaktır. Bu da 0 demektir. Buraya da hemen bir tane 0 atmış olduk ve cevabımız çıkmış oldu. 10 artı 0'dan dolayı 10 gelmiş oldu. Parçalı fonksiyonların limitine bakacağız şimdi. Fx fonksiyonu bildiğiniz gibi bakın böyle 3 parça halinde yazılmış. Ve dolayısıyla biz buna parçalı fonksiyon, parçalı tanımlı fonksiyon deriz arkadaşlar. Yani tanım kümesinin alt aralıklarında tavır değiştiren fonksiyondur. Burada x eşittir a elbette ki kritik noktadır parçalı fonksiyon için. Ve x eşittir a'nın dışında bir noktanın limitini araştırırken fonksiyonun hangi parçasına uygunsa o parçadaki fonksiyon kullanılarak limit hesaplanır. Mesela şöyle düşünün, x e, burada x küçüktür 2 için bir kural var, x eşittir 2 için başka bir kural var, x büyüktür 2 için başka bir kural var. Diyelim ki, burada ben atıyorum bir noktasında bir limit sorarsam fonksiyon için bir nereye uygun, şuna uygun. O zaman burada limit hesaplayacağız demeye çalışıyoruz. Kapış? X eşittir a noktasındaki limiti araştırırken a noktası kritik nokta olduğundan sağdan ve soldan limiti incelememiz gerekiyor. Mesela bu soruda 2 noktasında limit var mı yok mu araştırırken. 2'ye soldan yaklaşacağız ve limit bulacağız bunun için. Sağdan yaklaşacağız limit bulacağız. Bunların aynı çıkıp çıkmadığına bakacağız. Aynı çıkarsa limit vardır diyeceğiz. Farklı çıkarsa limit yoktur diyeceğiz. Gel bakalım uygulayalım. Evet arkadaşlar. f fonksiyonu vermiş bir tane bana. Bu f fonksiyonundan bu limiti hesaplayacağım. Şimdi 3'deki limit için bakıyorum iki kritik nokta e, 3 için sıkıntı yok e, 3 nereye uygunsa orada limit alırsınız bakın 3 buraya uygun Dolayısıyla şurada limit hesaplayacaksınız o zaman x yerine 3 yazıyorum burada 3'ün karesinden 9 geldi 3 kere 3'ten yine 9 geldi eksi -2 gelmiş oluyor şurası 16 yapmış oluyor Bu bitti Geldim bir noktasındaki limite. Bir noktası sıkıntı var mı bir noktasında? Yok çünkü kritik nokta 2 burada bir kere. Dolayısıyla bir noktasındaki limit için hemen uygun uygun kanadı araştırıyorum. 1 tabi 2'den küçük olduğu için değil mi? Bunu kullanmam lazım. Hemen geliyorum. X yerine 1 bir yazıyorum. 1'in küpü 1. Şuraya 1 yazdım. Eksi 1 dedim. Buradan da sonuç olarak biri bulmuş oldum. Şimdi ikisini toplayalım. Hadi bakalım. 17 çıkmış oldu. Peki bir tane ödüllü sorucuk sormak istiyorum size arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Ödüllü. Ödüllü sorucuk yazıyorum. Ödül sorucumuz şu. Limit x 2'ye giderken fx. Bunu istiyorum sizden. Hadi bakalım bu soruya göre bunu bana bulun. E, yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Şöyle yapalım. Ve bakalım kimler doğru yapmış, kimler olayı anlamışlar. Devam edelim bakalım. Fonksiyonu veriliyor. fx fonksiyonu x eşittir eksi 2 noktasında limiti olduğuna göre b kaçtır demiş. Oo çok iyi. Şimdi Hemen bakıyorum eksi 2 fonksiyonun kırılma yaptığı yer. Limiti olduğuna göre diyor. Bu kelime ne anlatmak istiyor? Arkadaşlar bir fonksiyonun bir noktada limiti varsa sol limit değeri ile sağ limit değeri birbirine eşit olmalıdır. Kritik nokta için tabii ki. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Limit x eksi 2'ye soldan giderken fx'i bulup limit x eksi 2'ye sağdan giderken fx'i bulup bunlar eşlememiz gerekiyor birbirine. Peki başlayalım. Hemen eksi 2'ye soldan yaklaşıyorum. Bakın eksi 2'ye soldan yaklaşmak zaten şu kanadı kullanmaktır. Eksi 2'den daha küçük sayılarla yaklaşıyorsunuz. O zaman burada hemen x gördüğümüz yerlere eksi 2 alalım ki limitlerini bulalım. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 ile a'nın çarpımı eksi 2a ve buradan da artı 1 gelmiş oldu. Sağ limite bakacağım şimdi. Sağ limitte tabii ki eksi 2'ye e, şu taraftan yaklaştığınız için sağdan yaklaştığınız için bu kanada uygun bir değer e, bulacaksınız. Daha doğrusu bu kanada uygun e, polinomu seçeceksiniz. O halde şu polinomdan gideceğim. Hemen x yerine eksi 2 yazacağım. Eksi 2'nin küpünden eksi 8 geldi. Eksi 2 ile a çarptım. Eksi 2 A geldi. Ve buradan da artı B eksi 1 gelmiş oldu. Bunların ikisi birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda ki limit var olsun. Öyle istiyor soru çünkü. Peki arkadaşlar buradan tık tık bunlar gitti mi? Gitti. Şurası 5 Burası eksi 9 e, yaptı. O zaman B eksi 9 yapıyor. Hemen buradan karşıya verirsek B'yi bulmuş oluruz. Yanıtımız 14 gelecekti. Olay bu kadar basit aslında. Bileşke fonksiyonunun limitine geldik şimdi. Arkadaşlar uygun koşullarda tanımlı F ve G fonksiyonlarını düşünelim. E, A noktası için G fonksiyonunun limiti B imiş. B noktası, küçük B noktası için F fonksiyonunun limiti de N olmak üzere. Bunları vermiş bize. Full fonksiyonunun limitini nasıl hesaplıyoruz? Bak. Bir kere fonksiyonlar dersinde de konuşmuştuk. Bunu gördüğünüzde refleks olarak direkt şunu yapın arkadaşlar. Şu. Buradan da Hemen içerideki fonksiyonun limitini hesaplayacaksınız. Bakın içerideki fonksiyonun limitini üstüne yazalım. Limit x a'ya giderken diyelim. Hesaplarsanız ne görüyorsunuz? B görüyorsunuz. O zaman şu kısım ne olması lazım? Bu kısım elbette ki B olması gerekiyor. Şöyle yapalım. Bu kısım evet B olması gerekiyor. Şimdi de arkadaşlar bizim yapmamız gereken f fonksiyonunun b noktasındaki limiti. Dolayısıyla ne yapacağız? Bu ifadenin elbette ki b noktasındaki limitini hesaplayacağız. f fonksiyonunun b noktasındaki limiti n olduğuna göre o halde bu ifadenin sonucunda n'i bulmuş olacağız. Yani aslına bakarsanız limiti içerideki fonksiyonun limitini alıp daha sonraki fonksiyonun limitini hesaplayarak sonuçlandırıyoruz diyebiliriz. Bunu istiyorsanız hemen şunun üzerine bir görelim. Şimdi fonksiyon vermiş bana y eşittir f fonksiyonu güzel. Buna göre limit x 3 artı der demiş fof x eksi 3. Bak her zaman uyarıyorum yine uyaracağım. X eksi 3 x dikkat et buna lütfen çok önemli. Limitinin değerini bulmaya çalışacağız. Hemen bunu şöyle yazalım. F f x eksi 3 şöyle şöyle yapalım. Limit x 3'e sağdan yaklaşırken. Arkadaşlar ben burada e, içeride kalan şu fonksiyonda x yerine 3 artı yazarsam eğer neyi elde etmiş olacağım? Elbette ki 3 artıdan 3'ü çıkarırsanız 3 artıdan 3'ü çıkarırsanız bunu şöyle düşünecektiniz. 3,1 gibi düşünün bunu. Çıkarma işlemini yaparsanız 0,1 kalır. Yani 0'ın sağında kalmış olursunuz. Doğru mu? Peki bu ifadenin sonucunda yani şu siyahla boyamış olduğum ifadenin sonucunda 0 artı bulduğuma göre o zaman sonuç şuna eşit oluyor. F tekrar F 0 artı. Şöyle yapacağım. Şimdi sıkı dur. Buradaki f sıfır artıyı bulacağım. Yukarı geçtim. 0 artı ne demek? f fonksiyonuna f fonksiyonu x eşittir. Düzeltiyorum. x0'a sağdan yaklaşırken görüntü olarak nereye gidiyor demektir. Bunun Türkçesi bu. Tekrarlıyorum. f fonksiyonu x0'a sağdan yaklaşırken nereye gidiyor? Türkçesi bu. Arkadaşlar dikkat ederseniz eğer görüyorsunuz. Sıfırın sağındaki sayılar için görüntüler bizi 2'ye götürüyor. O yüzden ben buna şu ifadeye ne yazacağım? 2 yazacağım ama bir saniye bir tane daha f hesaplamam lazım. O yüzden 2'ye de nereden geldiğimin önemi var. Dikkat ettiyseniz eğer grafik bizi yukarıdan aşağı indiriyordu. Yani 2'ye üstten geliyorsunuz. 2'den büyük sayılarla geliyorsunuz. 2'den büyük sayılarla geldiğiniz için şuraya hemen 2 artı yapmanız gerekiyor. Bunu bileşke de yapacağız elbette. Çünkü bir kez daha limit alma işlemi yapıyorum. Aslına bakarsanız burada. Bu yüzden 2'ye nereden yaklaştığımın önemi var arkadaşlar. Peki şimdi hemen şunu hesaplayalım. F2 artı. Yani 2'ye sağdan yaklaşırsanız F nereye gidiyor görüntü olarak. Dikkat ettiyseniz buradan takip edin. 2'ye sağdan yaklaşırsanız görüntüler sizi 1'e götürüyor. O yüzden bunun sonucu 1'dir arkadaşlar. Ve burada 1 artı 1 eksi falan kullanmayacağız. Çünkü hesaplayacağımız başka bir F kalmadı. Başka bir limit kalmadı. Dolayısıyla diyebilirim ki eğer karşınıza 2 tane ardarda arda F, G gibi hesaplanması gereken limitler çıkarsa içerideki fonksiyonun, görüntüsünün Değeri değil, o görüntüye nasıl yaklaştınız? Üstten mi, alttan mı yaklaştınız? Önem arz ediyor. Lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar. Tabii ki en son adımda da e, burada sonuç 1 çıktı. Neden? Başka hesaplayabileceğim bir limit çık, e, limit kalmadı ve dolayısıyla direktmen ben sonucu e, göstermiş oldum. O halde bu ifade eğer x 3'e sağdan yaklaşırken şuradaki ifade 1'e yaklaşıyormuş, yani limit değeri 1'miş O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Trigonometrik fonksiyonların limitleri için yine yerlerine yazıyorsunuz. Bu tabloyu zaten arkadaşlar muhtemelen biliyorsunuzdur. Şöyle söyleyeyim sadece tabi sinüs ve kosinüs fonksiyonlar için hemen limit nerede hesaplanacaksa yerine yazıldı. Ama tanjant ve kotanjant hani bazı yerlerde tanımsızdı ya nerede? Mesela tanjant fonksiyonu 90 derece ve 90 derecenin k çarpı pi fazlasında. Burada k elemanları tam sayı olmak üzere tanımsızdır. Yani pi bölü 2 işte 3 pi bölü 2 5 pi bölü 2 gibi değerlerde tanjant tanımsızdır arkadaşlar. O yüzden şu limitin oraya denk gelmemesi gerekiyor. Oraya denk geldiği zaman limit yoktur diyeceğiz. Ama onun haricindeki noktalarda yine yerine yazıyormuşuz. Kotanjantta da aynı durum. Bu arada kotanjantta nerelerde tanımsızdı? Sıfırda, pi'de, 2 pi'de, işte eksi pi'de bu tarz değerlerde yani pi'nin tam sayı katlarında tanımsız oluyordu. Limit hesapladığınız yere bu yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Bu noktalara denk gelirseniz bunlar tanımsız oluyor arkadaşlar. Yani limitleri olmuyor. Dolayısıyla diğer noktalarda hemen bu grafikten, bu tablodan da faydalanarak limitleri hesaplayabiliriz. Minik örnek vereyim mi bir tane? Limit x e, pi bölü 6. E, şuraya da sinüs ne yazalım mesela? Sinüs e, 2x yazalım. İşte bunun limitini hesaplayacağız. Çok basit. Burada hemen x gördüğünüz yere pi bölü 6 yazıyorsunuz. Sinüs 2 çarpı pi bölü 6. Arkadaşlar 2 çarpı pi bölü 6 pi bölü 3 yapar. Şimdi sinüs pi bölü 3'ü hesaplarsak bu limiti bulmuş olacağız. Elbette ki pi bölü 3 radyan aslında 60 derece olduğu için ne yapacağız? Tabii ki bunların üzerinde şöyle hemen derecelerini ben koyayım. 60 derece olduğu için arkadaşlar hemen buradan 60 derecenin sinüsünü bulacağız. Ya da ezberimizde varsa şakladanak yazacağız ve olayı bitireceğiz. Cevabımız karekök 3 bölü 2 olacaktı. Karekök 3 bölü 2 işte böyle. Evet şimdi bunu uygulayalım istiyorsanız değil mi? x pi bölü 6'ya giderken bu ifadenin limitini bulacağız. Şimdi hemen tanjant gözüme çarptı. Bakın tanjantın pi bölü 6 değeri var arkadaşlar. Dolayısıyla sorun yok. Hemen hepsini yerine yazarak bulacağız kısacası. 3 çarpı sinüs pi bölü 6. 4 çarpı kosinüs 2 çarpı pi bölü 6. 2 çarpı pi bölü 6 ne yapar? Şurada az erken mantık gereği pi bölü 3 yapar hocam. Bölü ondan sonra buraya tanjant pi bölü 6'yı çaktınız. Arkadaşlar şimdi sinüsün pi bölü 6'sı bak 30 derecenin sinüsü. E 1 bölü 2. Buraya geldiniz. 60 derecenin kosinüsü. E kök 3 bölü... E, düzeltiyorum. 1 bölü 2 o da. Çünkü kos 60 dereceyle sin 30 derece aynı şey değil mi? Tanjant pi bölü 6. Tanjantın 30 derecesi. Bu da 1 bölü kare kök 3 demektir. Şöyle yazalım. Ve düzenleyelim. 3 çarpı 1 bölü 2 tabii ki 3 bölü 2'dir. Artı 4 çarpı 1 bölü 2 o da 4 bölü 2'dir. Altında da 1 bölü kare kök 3 var. Ve buradan 7 bölü 2 bölü 1 bölü kare kök 3 yapacağız. Birinci kesri aynen yazacağız, ikincinin tersini alıp çarpacağız. Cevabımız 7 kare kök 3/2 gelmiş olacaktı. İşte bu kadar basit. Yerine yaz, yerine unutma. Konu da aslına bakarsanız çok fazla bir şey yok. Grafiği iyi anlamanız lazım. Yani grafikten limit nasıl hesaplanıyor? Hangi durumlarda var, hangi durumlarda yok? Bunu çok iyi anlamanız lazım. Elbette ki sol sağ limiti kıyaslıyoruz. Bunun dışında hep yerine yazmayla ilerliyor konu. Açık konuşayım ben size. Gel. Limitini değerini bulunuz demiş. Şimdi Burada hemen ne yapıyorum? P bölü 12. Arkadaşlar sinüs P bölü 12 artı kosinüs pi bölü 12. Bunun karesi. Şimdi bir dakika bir duralım ya. P bölü 12 özel bir değer mi kardeşim? Hayır hocam değil. E o zaman ben ne yapacağım burada? Sorun yok. Bir yerine yaz. Zaten gelecektir kendisi. Sinüs P bölü 12 artı kosinüs pi bölü 12 kare. Ondan sonra aşağı indiniz. Kosinüs kare. Bak 2 çarpı pi bölü 12. P bölü 6 yapar. Öyle mi? Şimdi Hemen buradan bir açılım yapalım istiyorsanız. Bunu nasıl açarız? İşte birincinin karesi artı ikincinin karesi sonra da birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yaparız. Doğru mu? Evet şöyle yaptınız. Bölü. Buraya geldik kosinüs pi bölü 6. Arkadaşlar pi bölü 6 zaten 30 derece. E kosinüs 30 derece e, kime eşit? Kök 3 bölü 2'ye eşit. E kök 3 bölü 2'nin karesini alacaksınız demek ki. Kök 3 bölü 2'nin karesi. Şimdi Geliyorum. Şurayı tanıdın mı? Tanıman lazım adamsın. 1. E peki burayı tanıdın mı? Bir dakika şimdi. 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Hatırlarsanız sinüs 2 alfaydı. Doğru mu? Bu 2 kat açı formülü. E o zaman burada da aynı mantalite var. Bakın alfayı pi bölü 12 gibi düşünün. Bunun eşitliği sinüs pi bölü 12'nin 2 katıdır. Sinüs pi bölü 12'nin 2 katı sinüs pi bölü 6 olacaktır. Zaten 30 derece yaptığı için tabii ki bu radyanın karşılığında 30 derece çıktığı için sinüs 30 derecede 1 bölü 2 olduğu için hemen buraya 1 bölü 2 şakkadanak basabiliriz. Devam edelim şuradan. 1 artı 1 bölü 2 ne yaptı? 3 bölü 2 bölü kök 3 bölü 2'nin karesi ne yaptı? 3 bölü 4 yaptı. Müthiş. Şimdi hemen bunu aynen yazıyorum. Diğerinde ters çeviri çarpıyorum. Şak bunlar gittiler. Çut bunlar gittiler. Tak cevap 2 gelmiş oldu. Kalemim bitiyor bu arada. Onu da değiştireyim ben. Yanıtımız 2 gelecekti. Cevap B seçeneği. Şimdi geldim limitte belirsizlik durumuna. Arkadaşlar bakın belirsizlik bulutunu dağıttığınızda çok güzel bir güneşle karşılaşırsınız. Aa nasıl? Bak belirsiz başka bir şey, tanımsız başka bir şey. Tanımsızı ortadan kaldıramazsın. Paydaya matematikte sıfır geldiği anda şu ifadenin sonucu tanımsızdır, değil mi? Tanımlanmadığı için tanımsızdır ha. Yani bir gün yarın bir gün birisi çıkar da kardeşim ben bunu şöyle tanımlıyorum. Matematik dünyasında bunu kabul ederse tanımlamış olur. Bu kadar basit. Ama belirsizlik başka bir şey. Belirsizlik arkadaşlar biz şimdi 0 bölü 0 belirsizliğini öğreneceğiz. Belirsizlik belirli işlemler yapılırsa hemen bizi sonuca götüren bir ifadedir aslına bakarsanız. Yani belirsizlik bulutlarını dağıtmayı öğreneceğiz. Şimdi şöyle anlatayım size. Bir limit değeri isteniyor sizden. Ve yerine yazdınız. Karşılığında pay kısmında da payda kısmında da sıfır gördünüz. Buna sıfır bölü 0 belirsizliği denir matematikte. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar ifadede çarpanlara ayırma yapacağız. Fonksiyon e, yukarıdaki ve aşağıdaki fonksiyon çarpanlarına ayrılır. Sorun çıkaran yani sıfır çıkmasını sağlayan çarpanlar sadeleştirilir. Bakın burada yazıyor. X eksi A çarpanları sadeleştirerek belirsizlik gideridir. Belirsizlik giderildikten sonra limitte X eşittir A yazarak hesaplama yapılır diye söylemiş olalım. Şimdi şöyle bir örnekle girmek istiyorum. Bu limitin değerini bulacağız değil mi? Hemen ne yapıyorum? X 2 den dendiği için hemen x yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4 eksi 4 bölü. 2'nin karesi 4 eksi. Şurası 2. Şurası da 2. Bakın 0 çıktı. Aşağısı 0 çıktı. Hayırlı olsun. Bu bir belirsizlik durumu matematikte. Peki ben bu belirsizliği nasıl gidereceğim? Bakın şimdi çarpanlara ayırma yapıyorum. Arkadaşlar öncelikle buradaki x kare eksi 4 ifadesi x eksi 2 çarpı x artı 2 diye çarpanlarına ayrılabilir mi? Ayrılır hocam. Aşağıdaki ifade de yine bakın eksi 2 artı 1 oluyor değil mi? Aynen öyle. Bunu verirsem şuna da x x dersem nasıl çarpanlarına ayrılır? Şu kağıda da bir çekerim istiyorsanız. Şöyle Yukarısı x eksi 2 çarpı x artı 2 diye ayrıldı. Aşağısı da x eksi 2 çarpı x artı 1 diye ayrıldı. O zaman yazıyorum x eksi 2 çarpı x artı 1 diye ayrıldı. Ben ne hesaplıyorum? Limit x 2'ye giderken durumu hesaplıyorum. Şimdi gel bakalım. Şunlar gitti mi? Gitti. Bak zaten sıfır çıkmasını sağlayan çarpanlar a bunlardı. Bunlar gittiğine göre geri kalan limitini hesaplarsın. Belirsizlikten kurtulmuş olsun. Sonuç bulmuş olsun. Hemen x yerine 2 yazıyorum 4. x yerine 2 yazıyorum 3. Cevabımız 4 bölü 3 gelecekti. Yanıt b seçeneği oluyor. Yani arkadaşlar arkadaşlar belirsizlik bulutlarını uygun işlemlerle dağıtıp böyle çok güzel bir reel güneşe ulaşabiliyoruz. Yanıtımız burada B seçeneği olarak söylenebilir. Bir de türevci tayfa için bir şey anlatayım. Biz türeve henüz geçmedik ama bunun e, kolay bir yolu var. Eğer türev biliyorsanız şayet şöyle hemen açıklayayım böyle bir şey sormuştu. Bakın 0 bölü 0 belirsizliğine rastlarsanız şunu yapabilirsiniz. Yukarının türevini alın arkadaşlar 2x. Aşağının türevini alın 2x eksi 1. Hemen bunun limitini hesaplarsanız limit x 2'ye giderken dikkat ederseniz yine aynı sonuçla karşılaşmış olacaksınız. Buna müfredat dışı bir konu ben o yüzden çok üzerine tabii ki durmayacağım. L hospital deniyor biliyorsunuz. Bunu da söylemiş ekstradan vermiş olayım. Peki geldim buradaki soruya. Önce bir bakalım. Hemen ne yapıyorum? x 3 yazıyorum. 3 eksi 3 0. Buraya indim. 3 artı 6 9. 9'un karekökü 3. 3 eksi 3 gene 0. Aa belirsizlik çıktı. Belirsiz. Peki bu belirsizliği ben nasıl gidereceğim? İşte olay tam olarak burada. Şimdi bununla ilgili size iki tane metot anlatacağım. Bak hangisi hoşunuza giderse artık. Birinci metot şu. Burada görmüş olduğunuz ifadenin eşleniği ne? Kare kökün içerisinde x artı 6 artı 3'tür arkadaşlar. Eşlenikle çarpıp bölme. Yani genişletme yapacağız. Hemen altına yazalım istiyorsanız karekök x artı 6 artı 3 ile ifadeyi ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Bununla bunu çarparsanız x eksi 3 çarpı karekökün içerisinde x artı 6 artı 3 gelmiş oluyor. Bölü Şimdi bu ikisini çarpacağım. Hemen şurada yapayım istiyorsanız. Bununla eşleniği olan şu ifade x artı 6 eksi 3 bu ifadeyi çarpacağım. E bunu da zaten çarpmak aslında iki kare farkı olduğu için toparlamaktır. İki kare farkını toparlamaktır. Birincinin karesi şuranın karesi arkadaşlar x artı 6 bir de buranın karesi eksi 9 gelmiş oluyor. Yani aslına bakarsanız x eksi 3 çıkıyor. O halde payda kısmımız x eksi 3 oldu. Şimdi şöyle bunun biz limitini bulacağız. Şunlar gitti mi? Gitti. Bak sorun çıkaran çarpanlar zaten onlardı. Gitti mi? Gitti. O zaman geri kalanın limitini alırsın. Hemen gelirsin burada x 3 yazarsın. 3 artı 6'nın karekökü artı 3 olacaktır. Buradan da cevabımız 6 gelmiş olacaktır. Yanıt E seçeneği. Bu çözüm sana yettiyse devam edebilirsiniz. Bakın ikinci başka bir çözümden belki size bir başka bir ufuk açar arkadaşlar bahsetmek istiyorum. Şimdi yukarıdaki ifade hani 0 bölü 0 belirsizliği çıktı ya. E, türev dışındaki çözüm bu. E, bu arada c 2 şöyle. Şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Ben burada x artı 6 yazacağım. Şu üst tarafı düzenliyorum şu anda. Bir de buraya eksi 9 yazacağım. Yani şu eksi 3'ü artı 6 eksi 9 diye yazmış oldum. Neden bunu yaptım? Az sonra zaten daha net bir şekilde anlayacaksınız. Artı 6 eksi 3. Şimdi hemen şuraya bakmanızı istiyorum sizden. Bakın şuna ve şuna. Burası iki kare farkıdır aslına bakarsanız. Yani x artı 6'nın işte kare kökünün karesi. Öteki de 3'ün karesi zaten bölü. Aşağıda da zaten x artı 6 eksi 3 var. Şunu bir değiştirelim. Şöyle yapalım da Evet. Var. Şimdi arkadaşlar buradan sonra bakın yukarı taraf zaten iki kare farkı olduğu için nasıl ayrılır çarpanlarına? x artı 6 eksi 3 çarpı kare içerisinde x artı 6 artı 3 diye ayrılır. Şöyle kapattınız. Aşağı indiniz. Kare içerisinde x artı 6 artı 6 eksi 3 diye yazarsınız. Şununla şu gitti mi? Gitti. Zaten sorun çıkaran çarpan buydu. O zaman şurası kaldı. Bunun limitini alırsınız x 3 e, noktasında. Hemen x yerine 3 yazdığınız anda yeniden aynı yanıta yani 6'ya ulaşmış olacaksınız. Tamam mıdır? Bu da diğer çözüm. Başka bir çözüm de tabii türevden yapılabilir. Geldim buna. Ne yapıyorum? X yerlerine pi yazıyorum. Kosinüs 2 pi eksi 1 bölü buraya indim. Kosinüs e, üzeri 3 P artı 1 diyelim. Şurasının sonucu zaten 1'dir. O zaman 0 geliyor. Burasının sonucu arkadaşlar e, kosinüs pi'nin değeri eksi 1'dir. O zaman eksi 1'in küpünden eksi 1. Bir, bir de buradan 0 geliyor. Hayırlı olsun. 0 bölü 0 belirsizliği çıktı. Şimdi ne yapacağız? Bir kere çarpanlarına ayırma yapmam gerekiyor. Değil mi? Bunu nasıl çarpanlarına ayıracağım arkadaşlar? Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Kosinüs 2x eksi 1 var ya bakın buraya 2 kat açı formülü yapacağım kosinüs 2x'in açılımlarını hatırlayalım mı? C kare eksi s kare diye bir açılımı vardı. Bakın yarıya düştü. Yarım açı ya da iki kat açı formülü. Sonra işte şunu bir yaparsanız ötekinin katsayısını 2 yapıyordunuz. 1 eksi 2 sin kare diye bir açılım var. Ya da bunu bir yaparsanız ötekinin katsayısını 2 yapıyordunuz. 2 e, kosinüs kare x eksi 1 diye de başka bir açılım var. 3 tane kosinüsün e, iki kat açı formülü var. Şimdi bunun için hangisini kullanmak mantıklı? Bakın buradaki eksi 1'i yok edecek hangisi ise ben onu kullanacağım. Çok basit aslında. Şuradaki ifadeye dikkat ederseniz eğer bunun yerine şunu tercih edersem birler gider. Yani ben buna 1 eksi 2 tane sin kare x yazarsam tık tık bunlar gidecekler. Eksi 2 tane sin kare x olacak bölü aşağıya geldim. Aşağıda da küp açılımı yapalım istiyorsanız. Nasıl açacağım bunu? Elbette ki arkadaşlar iki parantezle açacağım. Şöyle ki o da kosinüs x artı 1 çarpı kosinüs kare x eksi. Bunların çarpımı kosinüs x artı 1. Bu şekilde açacağım. Bunu da yazmak istiyorum. Belki unutmuşsunuzdur. A küp artı b küp açılımı yaptım ben şu anda. A artı b çarpı a kare eksi a b artı b kare diye bunun açılımını tamamlamış oldum. Peki. Limit alacağız değil mi? Limit x pi'ye giderken. Şimdi dikkat edin. Ben burada x yerine pi yazarsam ne geliyor burası sinüs pi sıfır aşağısı yine sıfır. Bak sıfır bölü sıfır besli henüz kalkmadı ortadan. Şimdi burada bir operasyon minik bir operasyon daha çekeceğiz. Dikkat ederseniz eğer burada sinüs kare x diye bir ifade var. Arkadaşlar biz şunu biliyoruz zaten buraya yazalım. Sinüs kare x ile kosinüs kare x'in toplamı bana 1 veriyor. E o zaman ben bunun yerine 1 eksi kos kare x yazabilirim yazarım. Bunu yazarsam da zaten burası iki kare farkından açılır. Yani şöyle eksi ikisini yazdım. Bunu iki kare farkından bir eksi kosinüs x çarpı bir artı kosinüs x diye açtım. Aşağı indim şunları yazalım. Kosinüs x artı bir çarpı işte kosinüs kare x eksi kosinüs x artı bir. Bunun hemen limitini alacağız x pi'ye giderken. Dikkat edin, şununla şu gitti mi? Gitti. Bak, zaten burası sorun çıkarıyordu. Bunlar sıfırdı. Bunlar gittiğine göre artık rahat rahat hareket edebiliriz. Arkadaşlar, hemen yerlerine pi yazıyorum. Bakın, kosinüs pi, kosinüs pi'nin değeri eksi birdir. O zaman ne yaptı burası? Şuranın sonucu 2 yaptı. Yani yukarısı eksi dört. Aşağısına indim şimdi. Kosinüs e, pi'nin değeri eksi 1 olduğuna göre burası 1 oldu. Karesini aldım. Şurası eksi 1 olduğuna göre eksi 1 bir, eksi 1'den artı 1 oldu. Bir tane de burada var. O zaman buraya da tık 3 geldi. Yanıtımız çıkmış oldu. Cevabımız eksi 4 bölü 3 olacak ki. Sürekliliğe geldik. Nihayet nihayet. Bakın süreklilikle limitle alakalı bir kavram. Çok basit bir tanımı var. Şimdi size... Acayip bir şekilde bunu anlatayım. Bu arada 11. föydeyiz arkadaşlar. Kitabımızda ilerlemeye devam ediyoruz. Bakalım 9. föy, 11. föy bitmiş. Biz de artık 11. föydeysek. Evet, bir saniye şöyle bir bakayım. Aslında şunu da geçmişiz. Şöyle buraları da geçmişiz. Nereye geldim? Nereye geldim? Limitte belirsizlik durumu. Bunu da anlattım. Limitte belirsizlik durumu. Burayı da örneklendirdik gösterdik. Testlerimiz var burada. Belirsizlik durumuyla ilgili. Bunları çözebilirsiniz. Süreklilik 17. föy 11 diye okudum ben galiba bunu evet aynen öyle 7 biraz garip ya bu puntoda 17. föydeyiz arkadaşlar. Şimdi süreklilikle ilgili öncelikle şunu söyleyeceğim size bir fonksiyon düşünün ki şöyle bir şey olsun böyle gitsin bir fonksiyon düşünün ki böyle gelsin buradan gitsin bir fonksiyon düşünün ki böyle gelsin buradan gitsin. Bu fonksiyonlar acaba x eşittir 1 diyelim bunların her bir şu noktasını x eşittir 1. Bu fonksiyonlar x eşittir 1 de sürekliler mi? FGH diyelim. Acaba sürekliler mi konuşacağız? Arkadaşlar bir fonksiyonun grafiğinin bir noktada sürekli olabilmesi için o noktadan elinizi kaldırmadan geçmeniz gerekiyor. Bakın bir noktasından geçerken elimi kaldırdım mı? Kaldırmadım. O zaman bu fonksiyon x eşittir 1 de sürekli mi sorusunun cevabı evet. Bu fonksiyonu çizerken x eşittir 1'de elimi kaldırdım. Cevap hayır süreklilik için. Bir noktasındaki süreklilik için. Burada da çizerken elimi kaldırdım. Burada da bir noktasında sürekli değil fonksiyonumuz. Peki şunu konuşalım. x eşittir 1'de limit var mı? Var mı? Bir bakalım. Bu, buradaki fonksiyon için sol ve sağ limit değerleri eşit görüyorsunuz var arkadaşlar. Peki buradaki fonksiyon için sol ve sağ limit değerleri yine kaçsa o da eşit. Burada da var. Peki buradaki fonksiyon için arkadaşlar sol ve sağ limit değerleri farklı. Bakın sol limit burası, sağ limit burası. L2 ve L1 diyelim. Farklı olduğu için limit yok. Şimdi ayrıma gidiyoruz. Bir fonksiyonun sürekli olabilmesi için limit yetmiyor arkadaşlar. Bakın bu fonksiyon sürekli değildi ama limiti var. Demek ki limit yetmiyor. Limit olmanın dışında bir de o noktadaki görüntü değerinin bu limitle aynı olması lazım. Mesela ben burada şuraya 5 yazarsam ve size dersem ki arkadaşlar F1 kaç? F1 kaç? 5 hocam. Buraya gelirsem buraya 5 yazarsam arkadaşlar F1 kaç? Var mı? Yok hocam. Ama bunun limiti var. Peki buna geldim. Bunu zaten hiç bulaştırmıyorum bir de. F1 değeri L2 eşittir. Yani arkadaşlar bir fonksiyonun bir noktada limitinin olması o fonksiyonu sürekli yapmaz. Hem limit olacak hem de o noktadaki görüntü değeri limitle aynı olacak. Bak bu cümleye dikkat. Bir fonksiyonun bir noktada sürekli olabilmesi için o noktadaki limit değerinin o noktadaki görüntüye ne olması lazım? Eşit olması gerekiyor. Bu sağlanırsa sürekli olur. Eğer limit değeri başka bir şey çıkarsa, burada olduğu gibi 5 ve ona binaen bir noktasında görüntü yoksa tabi burada eşit olmadıkları için sürekli değildir fonksiyon. Yine burada da aynı durum var. Fonksiyonun bir noktasındaki limiti bir noktasındaki görüntüsüyle aynı değil. Aynı olmadığı için sürekli bozulmuş oldu. Yani görüntüyle limit aynısı arkadaşlar bir noktada fonksiyon o noktada sürekli oluyor. Peki şöyle yazalım hemen. Gördüğünüz gibi a noktasında fonksiyonun limiti bu değil mi? Sol limit sağ limit incelersiniz. şakladanak bulursunuz. Bir de A noktasındaki görüntüye bakacağız. Arkadaşlar A noktasındaki görüntüyle limit aynıysa bu fonksiyona x eşittir A'da sürekli fonksiyon ismini vereceğiz. Tamam mı? Peki polinom fonksiyonlar tüm reel sayılarda süreklidir diye bir şey düşmüşler buraya. Evet bunu daha önce de konuşmuştuk. Hatırlarsanız polinom fonksiyonları çizerken böyle hiç elinizi kaldırmazsınız. Ve her yerde bütün reel sayılarda süreklidir fonksiyonlar. Sürekli fonksiyonlardır diyebiliriz. Polinomlar için. Evet başlayacağız ama arkadaşlar bildiğiniz gibi YKS hediye kazan yani YKS seti kazanmak için bu kodları ne yapıyoruz? Yorumlara giriyoruz ve çekişe katılıyoruz. İlk kodumuz da 25 11 olarak söylemiş olayım. Sorumuzla devam edelim bakalım. Yukarıdaki fonksiyonlardan hangileri tüm reel sayılarda süreklidir diyor. Şimdi önce bir bakalım. Bu bir polinom fonksiyon. Polinom fonksiyonlar tüm reel sayılarda süreklidir. Sıkıntı yok bunda. Hatırlarsanız bu bir paraboldir değil mi? Şöyle çizilebilir. Süreklidir. Peki bu doğrusal fonksiyon. E doğrusal fonksiyonlar da zaten x'in önündeki katsayı pozitif olunca sağa doğru yatık çiziliyorlardı. Bu da süreklidir. Buna da tık attım. Peki geldim üçüncüye. Bunun sürekli olabilmesi için tüm reel sayılarda bir kere paydanın yani paydayı sıfır yapan bir değerin olmaması lazım. Aslında h fonksiyonu h fonksiyonu diyelim değil mi? Böyle bir fonksiyon ve dikkat ederseniz eğer Paydanın kökü tabii ki 2 bölü 3 olduğu için arkadaşlar fonksiyon bu noktada görüntü değerine sahip değildir. Yani limit x 2 bölü 3 hx ile h 2 bölü 3 birbirinden farklıdır. Çünkü burası zaten yok. Olmadığı için diyeceğim ki bu fonksiyon tüm reel sayılarda kusura bakma sürekli falan değildir. Yani arkadaşlar cevap C. Yani bu şekilde iki fonksiyonun bölümü halinde verilmiş fonksiyonların tüm reel sayılarda sürekli olabilmesi için paydanın reel kökünün olmaması lazım. Ama bizim bu sorumuzda elbette ki gördüğünüz gibi paydanın reel kökü var olduğu için sürekli bozulmuş oluyor. Ha nerede süreklidir sorusunun cevabını da yazayım bu arada. Reel sayılar eksi şu nokta. 2 bölü 3. Sadece bu nokta sürekli bozan noktadır. Dolayısıyla üçüncü e, fonksiyon için sürekli olduğumuz en geniş aralık, en geniş küme buradaki görmüş olduğunuz ifadedir. Parçalı fonksiyonların sürekli ne bakalım? 18. föydeyiz. Arkadaşlar parçalı fonksiyonun, fonksiyonun kritik noktalarında sürekli olabilmesi için o noktada limiti olmalı ve fonksiyonun o noktadaki değerine eşit olmalıdır. Ne diyorsun ya sen? Bak şimdi bu fonksiyonda dikkat ederseniz eğer örneğin dediğimiz fonksiyonda iki noktası kritik noktadır. Hemen yazıyorum x eşittir 2 kritik nokta. Peki biz burada fonksiyonu her x elemanıdır reel sayı için sürekli olduğuna göre emin mi araştırıyoruz? Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz fonksiyon madem bütün reel sayılarda sürekli ise 2'de de sürekli olmak zorunda. Şimdi şunu herkes alışkanlık haline getirsin. Bir fonksiyonun 2'deki sürekliliği için o noktada limit bulunur. İşte böyle. Ve o noktada görüntü bulunur. O da böyle. Bunlar ikisi birbirine eşit çıkarsa tamam mı? Fonksiyon sürekli olur. Bu soruda bütün reel sayılarda sürekli dendiği için ikisi birbirine eşit çıkmak zorunda. Çıkaracağız. Şimdi başlıyorum hemen. Şöyle başlayalım. Limit için tabii ki sol limite ve sağ limite bakacağız değil mi? Sol limit için 2'ye soldan yani 2'den küçük değerlerle yaklaşacağız. Hangi kanada uygun? Şuna uygun. O zaman hemen x yerine 2 yazıyorum burada. x yerine 2 yazınca 6 artı m artı 4 oluyor. Bunun sağ limit değerine yani şuna eşit olması lazım. Bu fonksiyon limitine eşit olması gerekiyor. Hemen burada x yerine 2'yi yazıyorum. 2'nin karesi 4 artı 2 artı 1 diyorum. Bu da tutup kime eşit olacak? F2. Bak dikkat et. Zaten bu soruda F2 sağ limit ile Aynı. Doğru mu? E O zaman sağ limitle aynıysa F2 ne yapacağız? Buraya da tekrardan 4 artı 2 artı 1 yazabiliriz. Yazmayabiliriz. Fark etmez. Yeni olduğumuz için yazalım. Şimdi hemen şöyle yön veriyorum soruya. Bakın arkadaşlar burada M artı 10 eşittir. Şu kısım 7 yapmış oluyor. Buradan M'nin değeri kaç gelecektir? Eksi 3 gelecektir diyebiliriz. Zaten biz de M'yi arıyorduk. Bu böyle parçalı fonksiyonlarda bütün reel sayılarda sürekli olabilmeniz için kritik noktada da sürekli olabilmeniz gerekiyor. Mantığından dolayı ne yapmanız lazım? Kritik noktada sürekli incelemesine şu şekilde girmemiz gerekiyor. Hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar şimdi f fonksiyonu tüm reel sayılarda sürekli olduğuna göre 2m artı n toplamını bulmaya çalışacağız. Bakın yine aynı olay. Tüm reel sayılarda sürekliyseniz kritik nokta olan eksi 1'de de sürekli olmanız gerekiyor. Yani limit x eksi 1'e giderken fx'in f eksi 1'e eşit olması gerekiyor. Peki hemen başlayalım. Sol limit ile sağ limiti eşitleyeceğiz birbirine. Sol limit için eksi 1'e soldan yani eksi 1'den küçük sayılarla yaklaşacağız. Bu kanadı kullanacağım. x yerine eksi 1'i yazıyorum. Eksi 3 eksi m oluyor. Sonra bu sağ limit değerine eşit olmalı. Sağ limit için de arkadaşlar bakın x büyüktür eksi 1 olduğu için şu kanadı kullanıyorum. Hemen x yerine eksi 1'i bastığım anda eksi 4 artı n oluyor. Peki bu da kime eşit olmalı? F eksi 1'e. Peki F eksi 1 için hangisini kullanacağım? Bak 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 gördün mü bunu kullanacaksın. X yerine eksi 1 alınca burada ne olacaktır? İşte eksi 1'in karesi 1, eksi eksi 1'den artı 1 artı 3 olmuş olacaktır. Bu 3'ü aynı olmalı birbirine. Şimdi şunlarla başlayalım isterseniz. Burası zaten 5 yapmış oluyor değil mi? Peki eksi 4 artı ne? 5 ise buradaki N'nin değerinin kaç olması lazım? 9. Peki buradaki m'nin değerinin kaç olması lazım? Eksi 8 öyle mi? Şuraya da eksi 8 yazalım. Peki eksi 8 arkadaşlar eksi 16 yapar burası. Sonrasında n'de de 9. Evet bunları toplayalım. Eksi 7 gelmiş oluyor. Cevabımız buradan B seçeneği olacaktı. Yani parçalı fonksiyonların bütün reel sayılarda sürekli olabilmesi için kritik noktada da sürekli olması lazım. Bunun için de sosyal limit incelemesine girmeyi unutmayınız. Mutlak değer fonksiyonunun sürekliliği. Şimdi İçini sıfır yapan değer yani kritik noktalar göz önünde tutularak parçalı fonksiyon mantığıyla inceleyeceğiz. Hemen bir örnek üzerinden açıklamaya çalışalım. F fonksiyonu tüm reel sayılarda sürekli ise A artı B toplamını bulsanız demiş. Arkadaşlar F fonksiyonu tüm reel sayılarda sürekli ise bakın dikkat edin eksi 3'e göre parçalanma yaptığınız için x eşittir eksi 3'te de şöyle altına yazalım. x eşittir eksi 3 t de sürekli olmalı olmalı. Müthiş bir Arapça yazdım. Olmalı. Evet işte böyle. Şimdi madem x eşittir eksi 3'te fonksiyon sürekli ise o zaman şu şartı sağlamalı. Limit x eksi 3'e giderken fx'in f eksi 3'e eşit olması lazım. Bu kadar basit yani. Şimdi hemen başlıyorum. Buradan sol limit incelemesine ve sağ limit incelemesine gireceğim. x aynı çıkmalı. Sol limit için eksi 3'ten minnak büyük sayılar. Yani şurayı kullanacağım. Bu kanadı kullanacağım. Çünkü burası uygun. Arkadaşlar Dikkat ederseniz eğer ben buraya eksi 3'ten minik bir minik büyük sayılar yazarsam düzeltiyorum sol limit için sol limit için konuşuyorduk değil mi? Sol limit için altı kan kanadı kullanacağım. Sağ limit için o zaman alalım tekrardan. Şöyle sağ limit için eksi 3'ten minik büyük sayıları kullanmam lazım. O zaman şu kanat benim için uygun kanattır. Değil mi? Çünkü buradaki sayılar eksi 3'ten fazla olduğu için hemen sağ limite uygunlardır. Peki ben gelirim. Buraya eksi 3'ten minik büyük bir sayı yazarım. 3 ile toplarım. Neyi bulurum? Pozitif bir değeri bulurum. Burası pozitif. Peki bu pozitif çıktığına göre x artı 3'ün x artı 3'e oranı olmaz mı? E olur hocam. Olursa bunun sonucu ne olur? 1 olur. Demek ki bu fonksiyonun sağ limiti, eksi 3 noktasındaki sağ limiti 1 olacakmış. Peki devam. Eksi 3'teki sola geldik şimdi. Eksi 3'teki sol limit bakın dikkat ederseniz eksi 3'ten minik küçük sayılar anlamına geliyor bu zaten. Şu işaret. Dolayısıyla bu kanadı tercih edeceğim. E bu kanatta da gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen burada x yerlerine ne yapacağım? Eksi 3 yazacağım. Eksi 3 yazarsam eksi eksi 3 çarpı A'dan 3 tane A olmuş oluyor. Paydamızda 3 var. Artı B geliyor. Hemen buradan 3'ler sadeleşiyor. Ve buradan A artı B kaç çıkmış oluyor? 1 çıkmış oluyor. Hocam f-3'e bakmadınız f eksi 3'e bakmaya burada zaten gerek yok. Çünkü soruyu çözdüm ben. artı b bir işte bunu soruyor adam. Ha tabii ki normal şartlar altında burada birbirine eşitlik sağlanmalı. Bir de şunun arkadaşlar değeri hesaplanmalı ki görüyorsunuz ki bu soru için f 3 sağ limitte düzeltiyorum sol limitte aynı kapıya çıkıyor. Bunun aynı kapıya çıkıyor. O zaman buraya hemen üstüne yazalım. Sol limitle bu soru için tabii ki aynı. Aynı olduğu için zaten ne yapacağız? Buraya da tutup da işte 2 saat 3A bölü 3 artı B falan yazmaya gerek yok. İşte bu kadar kısım zaten yeterli oluyormuş. Cevabımız artı 1'miş. Rasyonel fonksiyonların sürekliğine bakalım şimdi. Arkadaşlar bundan önce hemen ikinci kodumuzu da size göstereyim. 2201. Şimdi hx ve gx polinom fonksiyonlar olmak üzere f fonksiyonu h bölü g tarzında yazılsın. İşte burada da g sıfırdan farklı olmak durumda değil mi? Tanımsız olmasın diye. Tabii ki bizim f fonksiyonumuzun ee, sürekli olduğu en geniş küme tanımlı olduğu en geniş kümeyle aynıdır bu tarz fonksiyonlarda. Bakın bu tarz fonksiyonların tanımlı olduğu en geniş kümeyi size yazmak istiyorum. Reel sayılardan gx'i 0 yapan gx'i 0 yapan x'leri atmanız gerekiyor aslına bakarsanız. Ee, bunu da şöyle yazalım üstüne de düşeyim tabii. Ee, öyle x'lerden oluşur ki x bir reel sayıdır şöyle x bir reel sayıdır ve gx'i sıfır yapar yani paydayı sıfırlayan değerleri atmanız gerekiyor aslına bakarsanız minik bir tane de örnek vereyim mesela az evvel de denk gelmişti ya hatta onu da yazabiliriz 3x 2 şurada da x kare eksi x artı bir tarzı bir şeyler vardı burada arkadaşlar bu fonksiyonun dikkat ederseniz eğer e, tanımlı olduğu en geniş küme Orada da yazmıştık. Reel sayılar eksi 2 bölü 3 yazmıştık. İşte bu küme sürekli olduğu en geniş kümedir diye de biliriz. Şimdi bunu örnek üstünden bir görelim. Peki örnek diyor ki bana f fonksiyonu var. Bu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralığı bulunuz. Bir kere bunun sürekli olduğu en geniş aralık için şurayı sıfır yapan değerleri reel sayılardan atman gerekiyor. Bu tanım kümesidir ve tanım olduğu yerde bu fonksiyon süreklidir. Dolayısıyla hemen x kare eksi x eksi 6'yı sıfırlıyorum. Buradan x x eksi e, kaç yazalım, eksi 3 artı 2 yazalım, tutar değil mi? Aynen öyle. Buradan ne yapacağız? çarpandan ayrılmış hali, x eksi 3 çarpı x artı 2'dir. Diyeceğim ve ve ve. şurayı sıfırlarsam x eşittir 3 gelecek. Burayı sıfırlarsam x eşittir eksi 2 gelecek. O zaman diyeceğiz ki, bu fonksiyonun tanımlı olduğu en geniş küme, eksi 2 virgül 3'ü, bu kümeyi, reel sayılardan atmak suretiyle bulunuyor. İşte bu kümenin aynısı yani en geniş tanım olduğunuz kümenin aynısı sürekli olduğunuz kümedir arkadaşlar. Dolayısıyla sürekli olduğunuz en geniş aralık ya da en geniş küme işte bu görmüş olduğunuz yerdir. Daha doğrusu kümedir diyebiliriz. Yer demeyelim değil mi? Doğru kullanalım aynen öyle. F fonksiyonu yukarıdaki F fonksiyonu denilmiş. Tüm reel sayılarda sürekli olduğuna göre M'nin alabileceği en küçük tam sayıları kaçtır? Burada mısın? Hey sana diyorum uyuyor musun değil mi? Arkadaşlar öyle bir şeyler atıştırarak bir yandan oradan cips alarak meyve alarak falan filan dersi dinlemeyin. Şu kalem var ya şu kalem elinizde olacak. Burada A4'ünüz olacak. Buraya tıkır 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 benimle yazacaksınız. Ya da pdf çıktısını alın açıklamalar kısmından tıkır tıkır buraya yazmanız gerekiyor. Yaz çiz öğren bu kadar basit. Ya şimdi. F fonksiyonu tüm reel sayılarda sürekli olduğuna göre m'nin alabileceği en küçük tam sayılarını sormuş mantıklı düşünelim. Bak ezber yok. Bizim derslerde ezber falan yok. Hepsi birbirine böyle zincirleme bağlı olacak. Bu fonksiyonun tüm reel sayılarda sürekli olabilmesi için bir kere paydanın yazalım paydanın reel kökünün olmaması lazım. Olmaması lazım. Öyle mi? Paydanın reel kökü olduğu anda gümlersiniz. Tüm reel sayılarda değil reel sayılar eksi o kökler dersiniz. O yüzden reel kökü olmayacak. Peki ikinci dereceden bir fonksiyonun Reel kökü yoksa bunun diskriminantı sıfırdan küçüktür diyebiliyor muyuz? Diyoruz. O zaman hemen bu soruda diskriminant küçüktür sıfır yapacağız. Başlıyorum. B kare eksi 4 ac'ydi diskriminantın formülü. Bakın b katsayısı bu. Bunun karesi eksi 4 tane a katsayısı ve c katsayısı. C katsayısı m eksi 2. Böyle değil böyle yazmamız lazım. Evet küçüktür sıfır. Şimdi düzenleyelim. Eksi 4'ü atalım. 9 eksi 4 tane m artı 8 küçüktür 0 ve buradan 17 küçüktür 4 tane m ve buradan 17 bölü 4 küçüktür m yapmış oluyor. Öyle mi? Öyle. En küçük tam sayı değerini sormuş. Zaten bu görmüş olduğunuz ifade 16 bölü 4 olsa 4 olur zaten. O zaman 4'ten fazla yaklaşık 4 küsür diyelim buna. 4 25 zaten. 4 25'ten büyük bir m değeri arıyoruz ve en küçük değerini arıyoruz. O zaman kimi seçeceğiz? 5'i seçeceğiz elbette. Zaten arkadaşlar buradaki sisteme göre 4'ü verirseniz sağlanmaz ama 5'i koyduğunuz anda şakadan sağlanmış olur. İşte olay bu. Yani rasyonel fonksiyonların tüm reel sayılarda sürekli olabilmesi için paydanın reel kökünün olmaması lazım ve paydanın reel kökünün olmaması için de tabii ki diskriminantın küçüktür sıfır olması lazım ikinci derecedense tabii ki payda arkadaşlar. İrrasyonel fonksiyonların sürekliğine geldik. Yani 21 numaralı föydeyiz. İstiyorsanız şu föy kitabımızı bir elimize alalım. Bayağıdır almadık değil mi? Şimdi ne yaptık? Ee, i̇rrasyonel fonksiyonların sürekliğine geldik arkadaşlar. Bakın şu kısmı anlatacağım ben. Kitapta örnekler de var, uygulamalar da var burada görüyorsunuz. Sonra burada irrasyonel fonksiyonlarla alakalı işte örnekler daha doğrusu test kısmına bakacaksınız, bakabilirsiniz. Böyle devam edebiliriz. Evet şöyle koyalım. Şimdi hepiniz şunu biliyorsunuz. Küp kök eksi 8 böyle bir reel sayı var ama kare kök eksi 8 böyle bir reel sayı yok. Değil mi? Ha, işte o yüzden diyeceğim ki size eğer bir ifadenin derecesi tekse, derecesi tekse arkadaşlar bu köklü ifade tüm gerçek sayılarda sürekli olur. Fakat derecesi çift ise bunun gibi kök içine negatif yapmayan tüm gerçek sayılarda sürekli. Yani fx'in büyük eşittir sıfır olması gerekir. Şimdi bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. F fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş aralığı bulunuz demiş. Arkadaşlar bir kere bu dikkat ederseniz iki fonksiyonun birbirine oranı birbirine oran olduğu için bu aşağıyı sıfır yapan değerlerde fonksiyon tanımlı değildir bir kere. Yani biz karekökün içinde 16 eksi x kareyi önce bir sıfırlayalım. Buradan 16 eksi x kare eşittir sıfır geliyor. Buradan 16 eşittir x kare geliyor. Ve lütfen dikkat edin x eşittir artı eksi 4 geliyor. Burada fonksiyon tanımlı değil. Dolayısıyla tanım kümesinden bunları önce bir atmamız lazım. Bu bir iki. Bitmedi daha. Burada köklü bir ifade görüyorsunuz hepiniz. Ve derecesi çift bunun. Derece çift olunca ne olması lazımdı? Bakın burada konuştuk. İçerisinin büyük eşittir sıfır olması lazımdı. Yani 16 eksi x kare büyük eşittir sıfır diyecektiniz. Buradan hemen çözüm üretmek istiyorum size. Attım karşıya. 16 büyük eşittir x kare oldu. Şöyle bakalım olaya. x kare küçük eşittir 16 oldu. Ve arkadaşlar buradan her iki tarafın tabi karekökü alınırsa ne oluyordu? Mutlak x küçük eşittir 4 olur. Bu da ne demektir? Mutlak değer kuralları gereği x 4'ten küçük eşit, eksi 4'ten büyük eşittir diyebilirdik. Şimdi işte bizim şöyle yapmamız gerekiyor. Burada dikkat ederseniz eğer ne bulmuştuk? Az evvel fonksiyonda x artı eksi 4 olamaz demiştik. Dolayısıyla arkadaşlar bu bulmuş olduğumuz aralık hani şunu sağlatmak için bulmuş olduğumuz aralıkta sürekli olduğumuz en geniş küme için ne yapacağız? Eksi 4 ile artı 4 aralığı diyeceğiz ama eksi 4 ve artı 4'ü kesinlikle ne yapamayız? Alamayız. Çünkü bunları köşeli gösterseydim payda sıfırlanmış olurdu. Gümlemiş olurduk değil mi? Bu yüzden bunların yuvarlakla gösterilmesi lazım bu soruda. Buna çok dikkat edelim. Sürekli olduğumuz en geniş aralık bu görmüş olduğunuz aralıktır diyebiliriz. Logaritma fonksiyonunun sürekli için e, logaritmanın şartları vardı 3 tane. Az evvel de konuştuk zaten bunu video içerisinde. Bu şartların sağlanması lazım arkadaşlar. Yani şöyle bir logaritma fonksiyonunda taban sıfırdan büyük birden farklı olmalı. Bir de gx sıfırdan büyük yani taban daha doğrusu gx oluyor değil mi? Aynı şey. gx sıfırdan büyük gx birden farklı olduğu yerlerde süreklidir diyebiliriz. Logaritma fonksiyonunun tanım kurallarından ikisi buydu. Diğeri logaritması alınan ifade daima pozitif olmalıdır. Yani şu hx sıfırdan fazla olmalıdır. Bu şartları şu üç şartı sağlayan yerde fonksiyon sürekli olur. Onun haricinde sürekli filan olmaz. Peki. Şimdi şunu da bak bakalım. Fx demiş logaritma x eksi 2 tabanında 17 eksi x. Bu fonksiyonun sürekli olduğu aralıkta tam sayı değerlerinin kaç tane olduğunu bul diyor bana. Şöyle bir yardımcı kağıt alayım. Arkadaşlar taban sıfırdan fazla taban birden farklı logaritması alınan ifade Sıfırdan fazla olmalı değil mi? Bu üçünün e, kesişim yerinde fonksiyonumuz süreklidir. Peki. Ve tanımlıdır. Ve ben hemen şuradan birinci dereceden basit olduğu için ne yapabilirim? Kolayca çözebilirim. Bunu da aynı şekilde. 17 büyüktür x. Bunu da aynı şekilde x farklıdır 3 diyeceğim. Şimdi alıyorum kalemi elime. 2'den büyük tam sayılar 3, 4, 5 diye gider ama 3 olamıyorsunuz. O zaman 4 ile başlayacaksınız. 4, 5, 6 tık 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 tık. 16'ya kadar hani 17'den küçük olacaksınız ya 16'ya kadar geldiniz. Burada dikkat ederseniz eğer kaç tane şöyle yapalım kaç tane tam sayı vardır? Bu birinci tam sayı bu ikinci tam sayı ise bakın 3 kaymışsınız 13. tam sayısınız. Dolayısıyla burada kaç tane tam sayı vardırın cevabı 13 olacaktı. Yanıtımız 13'müş. Evet işte logaritma dersinde arkadaşlar logaritma ile ilgili çok fazla sayıda örnek yapmıştık zaten. O dersi de mutlaka bulun izleyin. Hatta Kamp 2020'de de logaritmayı parça parça anlatmıştım ben. Oradan da faydalanabilirsiniz. Orada da çok güzel farklı yeni nesil sorular mevcut. Şimdi ise logaritmanın grafiği ile ilgili bir çalışma yapacağız. Soru. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. A artı b toplamını bu sana diyor. Şimdi bir fonksiyonun üzerinde 11,2 diye bir nokta varsa fonksiyon bunu sağlar. Öyle mi? Peki o zaman ben buradaki x yerine hemen 11 yazarsam sonucu kaç göreceğim? 2 göreceğim. Yaz. Logaritma 3 tabanında 11 eksi A eşittir kaç olmalı? 2. Peki geldim hemen buradan 3'ü şakladana kattım. 11 eksi A ne oldu? Logaritma öneki gitti. 2'yi havaya kaldırdı konuşmuştuk. 3 üzeri 2. O zaman buradan A'nın değeri kaç yapıyor? 9 yaptığı için burası tabii ki. A'nın değeri 2 yapmış oluyor. Şöyle yapalım. 2. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz eğer burada B noktası var. B noktasının görüntüsü de 0. Yani... Bu noktada fonksiyonu sağlamak zorunda. E zorunda olduğuna göre ben x yerine fonksiyonda hemen b yazalım. Şöyle yapalım. Logaritma 3 tabanında x yerine b yazdınız. b eksi 2 eşittir. 0 olmalı. Peki buradan şu kısmın kaç olması lazım? 1 olması lazım. Çünkü 1'in herhangi bir tabandaki uygun tabandaki logaritması 0'dır. O yüzden b eksi 2 1 olmalı. Yani kısacası b değeri 3 gelmiş oluyor. b 3'tür. E, A da zaten 2'dir. E, bunların toplamını soruyor. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Tamam mıdır? Bunu da söylemiş olalım. Bir de bakın şurada kesikli çizgi var bir tane. Bu kesikli çizgi hani logaritmanın içerisi de yani logaritması alınan ifade de sıfırdan fazla olmalıydı ya. 2'nin sağında çizim yapacaksınız. Bu x eşittir 2 doğrusu arkadaşlar. Şu noktada gün gelir lazım olursa onu da söylemiş olayım. Orası 2 e, absesi doğru yani x eksenine dik kesen doğrudur diyebiliriz. Buna aynı zamanda asimptot da diyorlar. Şimdi bu grafiğe baksana Allah aşkına logaritma hemen geçmeyelim bir dakika. Logaritma 3 tabanında x eksi 2'nin grafiği. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bu artan grafik neden? Çünkü taban birden fazla değil mi? Ve bu bir artan grafik olmuş. Peki bu grafiğe göre logaritma fonksiyonu yani bu logaritma fx fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş aralık neresidir'in cevabı ne? Elbette ki x büyüktür 2 şartını sağlayan 2 ile artı sonsuz aralığı. Pardon, pardon çok sorry. Şöyle olması lazım. 2 ile artı sonsuz aralığı. İşte bu aralıkta fonksiyon sürekli. Dikkat ettiniz mi? Bak hiç elimi kaldırmadan çizmişim. Gördünüz mü? Dolayısıyla bu logaritma fonksiyonu arkadaşlar içerisine sıfır yapan bu aralıktan dolayı 2 büyüktür. Şey 2 ile sonsuz aralığında neymiş? Sürekli bir fonksiyon belirtiyormuş diyebiliriz. Geldim bir başka ifadeye. Bak müthiş sorulardan birisi de bu. Müthiş diye yazıyorum. Arkadaşlar çok dikkatli izleyin soruyu. gerçekten çok şey öğreneceksiniz bu sorudan. Şimdi f fonksiyonu vermiş bana. Süper. Buna göre 1 2 3 öncülerinden hangileri doğrudur? Öncelikle şöyle başlayalım. Ters fonksiyonu x 1'de süreklidir diyor. Ya kardeşim bunun ters fonksiyonu ne? Bir önce bunu bulalım istiyorsanız. Ha bir dakika. Bu fonksiyonun tabi tersinin olabilmesi için tersinin de bir fonksiyon olabilmesi için öncelikle şartlarımız neydi? Birebir ve örten olması gerekiyordu. Öyle mi? Peki arkadaşlar bu fonksiyonun hemen incelemesini yapalım. Çizimini yapalım daha doğrusu. Bir görelim istiyorsanız. Bak şimdi grafik çizmeyi anımsayacaksın öğreneceksin. Hemen şöyle y eksenini böyle de x eksenini alalım. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Kalemlerimi de alayım. Bir noktasında şöyle burası bir. Bir noktasının sağında ve kendisinde bunu çizecekmişsiniz. 3x eksi 2. Arkadaşlar 3x-2 fonksiyonu zaten biliyorsunuz analitik geometriden nasıl çizilir? x'e 0 verirsiniz eksi 2, y'ye 0 verirsiniz 2 bölü 3. Şöyle bir grafiği vardır. Biz bu grafiği 1 bir ve 1'in sağında kullanacakmışız. O zaman şu grafiği 1 bir ve 1'in sağında kullanacağımıza göre hemen şöyle bir şey yaparız. 1'in sağında bu grafiği kullanmış oluruz. Bunun adı 3x-2. Bu arada 1'i yerine yazmanız durumunda bakın ne oluyor? 1 sayısını size getirmiş oluyor. Tamam bunu hallettik. Buna geldik şimdi. 1'in solunda değil mi? x eksi 2'yi kullanacaksın diyor. Peki x eksi 2'nin grafiği nasıl bir şeydir? Tabii ki şu şuradan geçen şöyle çizmiş olduğum bu y x'tir. Sen bunu 2 birim aşağı alırsan y eşittir x eksi 2'nin grafiğini bulmuş olursun. O zaman y eşittir x eksi 2'nin grafiği de elbette ki şöyle bir şeydir. Tabi birin solunda kullanacaksınız bunu. Şöyle bir şeydir arkadaşlar. Bakın şuradaki nokta eksi 2 noktasıdır değil mi? Hemen bunu biraz daha uzatalım şöyle y ekseni. Burası da x ekseni. Şöyle bu da isim olarak nedir? x eksi 2'nin grafiğidir. İşte durum bunlar ibaret. Şimdi geliyorum ben bu fonksiyonda. Şuradaki noktayı da hemen belirleyelim. Şöyle bakın. Burası da ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Yerine yazdım bir arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 1 noktası olmuş oldu. Şimdi bakın bu fonksiyonda tabi birebir örten şartının sağlanması lazım. Onu ben şuraya bir ekleyeyim. PDF'lerinizde zaten vardır o. Reel sayılardan reel sayılara gidiyoruz ya. Bu fonksiyon reel sayılarda zaten örten değil ki. Bak şu kısmı örtememiş fonksiyon. Örten olmadığı için f eksi 1 x fonksiyon değildir arkadaşlar. Fonksiyon değildir. Dolayısıyla burada yazan cümlede tabii ki yanlış olacaktır. f bir fonksiyonu diye bir fonksiyon yok. O yüzdendir bu hatalı. Zaten eğer siz bu çizimi yapmayıp da direkt olaya dalsaydınız bile bakın şöyle olacaktı. Bunun tersinden x artı 2 bölü 3'ü bulacaktık. Bunun tersinden de x artı 2'yi bulacaktık. Şimdi ben buna x büyük eşittir 1 buna x küçüktür 1 diyeyim. Mesela şurayı düzenledim. Bunu örten yaptım. Fonksiyonu tanımlı hale getirdim. Ters fonksiyonu. Peki bir de sürekli mi bu fonksiyon? Dikkat edin. Bir noktasındaki sağ limit değeri bir Sol limit değeri 3 arkadaşlar. Gördünüz mü? O yüzden bu fonksiyon bir de sürekli falan da değildir. Bu arada dediğim gibi bakın burayı çok iyi anlamamız gerekiyor. Reel sayılarda tanımlı bu fonksiyonun ters fonksiyonu bile yoktur. Örten değildir fonksiyon çünkü. Kapış. Örten olsa bile bir noktasında sürekli de olmuyor bu arada. Peki. Geldim şuna fonksiyonu tüm reel sayılarda süreklidir diyor. Bakın bunu anlayabilmek için tabii ki ne yapmamız lazım? Kritik noktaya bakmamız gerekiyor. Yani limit x 1'e e giderken f x'in mutlak değerinin ne olması lazım? Şuna eşit olması gerekiyor. Eğer bu eşitlik sağlanırsa burada yazılı olan fonksiyon reel sayılarda sürekli olacaktır. Çünkü şunlar bozmazlar sürekliliği. Bunlar doğrusal fonksiyonlardır. Şimdi hemen incelemeye girelim. F1'in mutlak değeri arkadaşlar x yerine 1 yazdınız burada sonuç olarak 1 çıktı 1'in mutlak değeri de 1 geldi burası 1 peki bunun için ne yapacağız sol limite bakacağız bir de sağ limite bakacağız sol limit için hemen şunu kullanıyorum x yerine 1 yazıyorum eksi 1 çıkıyor içerisinden bahsediyorum eksi 1'in mutlak değerini alıyorum. Ve buradan da 1 çıkıyor. Yani sol limit değeri 1 çıktı. Peki sağ limit değerine bakalım. X yerine 1 yazarsanız o da 1 çıkıyor. Mutlak değerini alırsanız o da zaten 1 çıktığı için. Bakın sol limit sağ limiti eşit. Yani fonksiyon limiti var ve 1. Bir. bir de 1 noktasındaki görüntüsü 1. Eşitlik sağlandığı için fonksiyon bütün reel sayılarda sürekli diyebiliriz. Bunu size bir de şuradaki grafiğimle anlatmak ve aktarmak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi fx fonksiyonunun mutlak değeri bakın bu çizimini yaptığım fonksiyon fx fonksiyonudur. Mutlak değerini bulabilmek için alt parçayı katlayıp üst parçayı yapıştırırsınız. Yani şöyle arkadaşlar. Şimdi şurada bir bir noktasından fonksiyon şöyle gelmiş ya 3 x 2. Şöyle bir bir noktası bir bir. Bir de ben ne yapacağım? Mutlak değerini bulacağım şu fonksiyonun grafiğinin. Hemen ne yapıyorum? Alt parçayı katlayıp üste yapıştırıyorum. Bakın alt parçayı katlayıp üste yapıştırırsanız yani x'e göre simetriğini alırsanız daha doğrusu ne olacaktır? Elbette ki tam cuk diye şuraya oturmuş olacaktır. Cuk diye buraya oturursa fonksiyon tabii ki şuradaki iki noktasından geçecektir. Dikkat ettiniz mi? x eşittir bir de Görüntü ve limit, sağ sol limitlere bakarsanız aynı çıkmış oluyor. Şu anda ben size mutlak değer fx'in çizimini yapmış oldum. Ve grafikten de gördüğünüz gibi sürekli bir fonksiyon belirtmiş oluyor. Bütün reel sayılarda yani bu doğrudur. fx artı bir fonksiyonu tüm r'de süreklidir demiş. Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar fx artı bir fonksiyonu için biliyorsunuz sizlerde. ne yapmamız lazım? Normal fonksiyonu bir sola almamız gerekiyor. O zaman çizimini yapalım hemen şöyle. Burası x, burası y. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şunu tutup bir birim yan tarafa yani sola öteleyeceğim. Şu nokta şuraya gelecektir. Hemen şuradan çizelim. 3x eksi 2. Şurası 1 oluyor. Bu nokta buraya gelecektir. O zaman bu da buradan devam ediyor. Bu da x eksi 2 oluyor. Alın size fx artı 1'in çizimi. Şimdi Kimse bana bu fonksiyonun sıfır noktasında sürekli olduğunu söyleyemez. Çünkü sıfırdaki sağ limit değeri birken sol limit değeri dikkat ederseniz eksi birdir. Dolayısıyla sıfır noktasında süreklilik bozulmuştur. Bütün reel sayılarda süreklidir diyemezsiniz. Yalnız iki doğru cevap. Bir de şunun için hemen başka bir açıklama. Tüm reel sayılarda sürekliyse bu fonksiyon bir noktasında da tabii sürekli olması gerekiyor değil mi? Ve yine aynı şekilde burayı 1 yapan 0 noktasında da sürekli olması gerekiyor. O zaman hemen 0 noktasındaki sürekliliğine bir bakalım. Limit x 0'a giderken fx artı 1 eşit mi acaba? Ben de bilmiyorum. E, x düzeltiyorum. 0 artı 1'e. 0 artı 1'de ne demektir? 1 demektir. Eşit mi acaba diye bir bakacağız. Arkadaşlar öncelikle f1 değerimiz tık görüyorsunuz 1. Peki buraya gelelim. Sol limit değerine bakacağız. Bir de sağ limit değerine bakacağız. Hemen sol limit değeri için ne yapacağım? X x'lerine 0 sol kullanacağım. Burada x x'lerine 0 solu kullanmam durumunda karşıma ne çıkacaktır? Elbette ki 2 sol çıkacaktır. Yani 2'den düzeltiyorum. Bir sol çıkacaktır. Yani bir sol demek de burada zaten şu kısım demektir. O halde hemen bunun yanıtı neymiş? Eksi birmiş diyeceğim. Peki ben burada sıfır sağı kullansaydım ne olacaktı? O zaman da bir sağ çıkacaktı f'in içerisi. f'in içerisi bir sağsa bu da buna eşit olduğu için X'e hemen bir yazarsak buradan da buradan da bir çıkacağını görüyoruz. Kısacası bakın grafikle acayip bir uyuşma var. Gördünüz mü? fx artı birin grafiğine göre sağ limit sıfırdaki sağ limit birdi. Bakın bir oldu. Bakın oldu. Ve 0'daki ve sıf sol limit neydi? Eksi 1'di. Bakın eksi 1 oldu. Ve bunlar birbirinden tabii farklı çıktıkları için limit olmadı. Limit olmadığı için de yani bu noktada limit yoktur denediği için de tabii ki bu nokta bizim için sürekli bozmuş oldu. 0 noktasında sürekli değildir bu fonksiyon. O yüzden cevabımız B seçeneği. Geldim bir başka soruya. Yanda yeşil trafiks fonksiyonu verdik. Eyvallah. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi şu gözüme çarptı benim direkt. Yeşil trafik fonksiyonu her noktada süreklidir. Bakın. 3 noktasında sol limit sağ limitte farklı olduğu için süreklilik ortadan kalkmıştır. Her noktada sürekli diyemezsiniz. Bu gitti. Çat 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 çat. Hepsi gitti. Bir hepsinde var. O zaman bir kesin doğru. İkiye bir bakalım hızlıca. Arkadaşlar ben burada geliyorum. Limit 3 plus için fx'i x e hesaplıyorum. Bakın fx grafiği önümde fx'i x e hesa hesaplayacağım. Bunu 3,1 gibi düşünün. Tamam mı? Yaklaşık olarak. Şimdi size aslında f Eksi 3 virgül 1 demek istiyorlar. Eşittir. Eksi 4. Yani buradaki limiti hesaplıyorsunuz daha doğrusu. Şu bir limit değeri. Şöyle yapalım da hata olmasın. Evet gösterimde. Bakalım. Hemen buradaki Eksi 3 virgül 1 nerededir? Buradadır arkadaşlar. Yani eksi 3'e soldan yaklaşıyorsunuzdur. E, eksi 3'e soldan yaklaşıyorsunuz anlamına geliyorsa bu. Tabi eksi 3'e soldan yaklaşırsanız bu sizi nereye götürecektir? 2'ye götürmüş olacaktır. O halde bunun yanıtı 2 olacaktı. Bu yanlış olmuş oluyor diyebiliriz. Bu zaten yanlıştı. Şuna bakalım hızlıca. X yerine 1 plus yazarsanız yani 1 virgül 1 gibi bir sayı yazdığınızı düşünürseniz. Buranın sonucu ne olacaktır? Elbette ki şöyle üstte yazayım. 1 virgül 1, 1. 1 artı diyelim. 2. Şuranın sonucu 3'ü geçer. 3'ü geçer. Peki 3'ü geçerse 3'e sağdan yaklaşırsanız ne oluyor? Tık 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 bu limit değeri 3'e sağdan yaklaşırsanız dikkat ederseniz görüntüler sizi 4'e indirgiyor. Ve dolayısıyla bu doğru olmuş oluyor. Kısacası arkadaşlar cevabımız burada yalnız 1 olarak söylenebilir. Başka bir sorudayız arkadaşlar. Kod 3'ü de gösterelim. 11.04 3. kodumuz. Evet sorumuzla devam edelim. Yanda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Bakın burada. F eksi g fonksiyonu x eşittir eksi 2 noktasında sürekli olduğuna göre g fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bir dakika. Önce şöyle yapmamız lazım. Arkadaşlar bu fonksiyon x eşittir eksi 2 de sürekli ise hemen alıyorum kağıdımı ve şöyle bir şey yazıyorum buraya. Limit x eksi 2'ye giderken f eksi g fonksiyonu için bu noktadaki görüntü değeri de hesaplanmalı. Eğer bu ikisi arasında eşitlik varsa ne olacaktır? Eksi 2 de sürekli olacaktır. Zaten soru sürekli olduğunu söylediği için biz bu eşitliğin olduğunu zaten biliyoruz şu anda. Yani böyle bir eşitlik var. Peki ne yapacağım şimdi limit için? Elbette ki sol limit değerine bakacağım. Sağ limit değerine bakacağım. Bir de buradaki değeri hesaplayacağım. Yalnız elimde f ile ilgili veriler var. G ile ilgili verileri seçeneklerden arkadaşlar e, ulaşacağız G ile ilgili verilere ve olabilir dediği için en uygun seçeneği bulup işaretleyeceğiz. Şimdi öncelikle sol limit ile başlayalım isterseniz. Bakın sol limiti bulabilmek için sol limit değerini bulabilmek için eksi 2'ye eksi 2'den daha küçük sayılarla yaklaşırsınız. Yani şu görmüş olduğunuz ifadede bunu kullanırsak eğer tabii ki ne oluyor burada? E, F eksi 2 sol eksi G için aynı şeyleri yapacağım. Eksi 2 sol. İşte bu bizim için sol limit değeri. Bu kime eşit olmalı? Sağ limit değerine. Sağ limit değeri için de tabii ki eksi 2 artıyı kullanacağız. Değil mi? Eksi 2'den daha büyük minik C büyük sayılar. O halde bunun için de tabii ki F eksi 2 sağ eksi G eksi 2 sağ diyeceğim. İşte buradan da arkadaşlar eşittir deyip şu kısma ne yapacağız? Eşitleyeceğiz ifadeyi. Tabii ki burada eksi 2'ye f de görüntü vermeli. G de görüntü vermeli. Şimdi hemen ne yapıyorum? F ile ilgili bilgilerime zaten bu grafikten ulaşacağım için bunları hemen bir yerine yazalım isterseniz. F fonksiyonunda eksi 2'nin görüntüsünü sizler de görüyorsunuz. 2. Yani bunun altına 2 yazacağız. Eksi. Şurayı bilmiyoruz şimdi arkadaşlar. Bu tarafa döndüm. Burada eksi 2'nin f fonksiyonunda eksi 2'nin sağ taraftaki yani eksi 2'ye sağdan yaklaşırsak görüntü nereye gidiyor bir bakalım. Eksi 2'ye sağdan adım adım yaklaşırsanız ne olacaktır? Fonksiyon görüntüsü size dikkat ederseniz 2'ye götürüyor. Yani limit değeri 2'dir aslına bakarsanız bu. O halde eksi 2'nin sağ tarafındaki limit değerimiz 2 olduğuna göre buraya 2 atarız. Sonra şunu az sonra dediğim gibi seçeneklerden zaten belirleyeceğim. Şimdi de eksi 2'ye soldan girelim. Eksi 2'ye soldan girerseniz limit değerinin 1 olduğunu görüyorsunuz f fonksiyonu için o zaman buraya da 1 yazacağız. Şimdi evet bunları elde ettim. Hemen şöyle bir kaydıralım isterseniz ve şunu da tabii ki şöyle bir katlayayım ben şu şekilde yapalım. Şöyle arkadaşlar şimdi bizim seçeneklerimizde bakın seçeneklerimizde g fonksiyonu adayları var. G fonksiyonunda biz buradaki değerleri bak, bakın bu altını çizmiş olduğum değerleri hesaplayacağız ve bunların üçü birbirine eşit gelmeli. Eşit gelecek ki fonksiyonun eksi iki noktasında f eksi g fonksiyonun eksi iki noktasında sürekli olduğunu söyleyebilelim. Şimdi hemen başlıyorum A seçeneğiyle. Bakın A seçeneğindeki sol limit eksi 2'den hemen sol taraftaki limitini alırsanız ne olacaktır? Karşınıza 1 gelecektir. Yani şuraya hemen 1 yazacaksınız. Ben onu tab tabi burada yapmak, yapmak istiyorum. 1 eksi eksi 2'nin g fonksiyonu için eksi 2 noktasındaki sol limit değerimiz 1 çıktı. Buradan eksi 2 noktasındaki sağ limite bakalım. Hemen eksi 2 noktasındaki sağ limitte 2 çıkmış oluyor. Yani şuraya 2 gelecek. 2 eksi 2 yazacağım o yüzden. 2 eksi 2. Bu da eşit olmalı. Eksi 2'deki görüntü ne? G fonksiyonu adayı için. Bakın bu G fonksiyonu adayıydı. Eksi 2'deki görüntü 1. O zaman şurası 1 olacak. 2 eksi 1 diyeceğim. Peki size soruyorum. Acaba burada eşitlik sağlandı mı? Hayır hocam sağlanmadı. O zaman cevabımız A seçeneği olamıyor. Geldim B seçeneğine. Şimdi... Eksi 2'ye soldan yaklaşalım. Limitlerimiz eksi 1'miş. Yani burası eksi 1 olmalı arkadaşlar. 1 eksi eksi 1 diyeceğim. Eşit olmalı bu. Kime? Eksi 2'ye sağdan yaklaşalım hemen. Eksi 2'ye sağdan yaklaşırsanız limitleriniz 2. Şurası 2 olmuş oluyor. 2 eksi 2. Bakın daha şu anda bile patladı. Şu anda G fonksiyonu eğer B seçeneğindeki gibi çizilirse ne olacaktır? F eksi G'nin limiti olmayacaktır. Dolayısıyla hiç devam etmeye bile gerek yok arkadaşlar. Bu da aradığımız cevap değil. Buna geldim. Hemen ne yapıyorum? Eksi 2 noktasında dikkat ederseniz elimi kaldırmadan geçtiğimiz için çok şanslıyız. Diyeceğiz ki eksi 2 noktasında görüntü 0 olduğu için ne yapacağız? Şuraya 0 yazacağız. Limit değerleri de 0'dır arkadaşlar. Çünkü fonksiyon bu noktadan el kaldırılmadan çizilmiş. Sol limit değeri ile sağ limit değeri görüntü değerine eşit olacaktır bu buradaki C seçeneği için. O halde ne yapacağım? Hemen buraya 0 yazacağım. Buraya 0 yazacağım. Buraya 0 yazacağım. Yani 1 eksi 0 sıfır... 2 eksi 0 eşittir 2 eksi 0. Tabii ki siz de görüyorsunuz burada farklı bir cevap bulduk değil mi? Eşitsizlik bulduk. Dolayısıyla C seçeneği de benim aradığım cevap değil. Denizli'ye geldim şimdi. Bıkmadan usanmadan ilerliyorum. Şimdi bakın eksi 2 noktasına soldan yaklaşırsanız limit için 2 olur. O zaman şurası 2 olacak. Yani 1 eksi 2 diyeceksiniz. Peki sağdan yaklaşırsanız eksi 2'ye limitiniz 3 olur arkadaşlar. Şuraya 3 yazacaksınız. 2 eksi 3 diyeceğiz. Peki aynı fonksiyon için eksi 2'deki görüntü ne? 3. O zaman şuraya da 3 yazacaksınız. Yani 2 eksi 3 gelecektir. Aman ya Rabbi. İşte burada eşitliği sağlamış oluyoruz. Eksi 1 eksi 1 eksi 1 çıkmış oluyor. Yani fonksiyon eğer g fonksiyonu eğer d seçeneğindeki gibi olursa ne olacakmış? Limit değeriyle buradaki şöyle yapalım. Limit değeriyle görüntü değeri aynı olduğu için f g sürekli olacaktır eksi 2'de ve soru sağlanmış olacaktır. O yüzden yanıtımız d seçeneği olacaktı. Peki neden e seçeneği değil? Arkadaşlar eksi 2'ye soldan yaklaşırsanız limit değeriniz 2 yani 1 eksi 2 yapmalısınız burada 1 eksi 2. Sağdan yaklaşırsanız limit değeriniz 1. 2 eksi 1 yapmalısınız. Dikkat ediniz, ettiyseniz farklı çıktılar. Farklı çıktıkları için zaten limiti yoktur diyeceğiz. O yüzden cevabımız bu soru için d seçeneği iyiydi. Evet. Geldim geçen dersin ödüllü sorusuna artık yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ödüllü sorumuzda birinci terimi 3 olan aşağıdaki sayı dizisinin diğer terimleri verilen kurala göre belirlenmektedir demiş. Yani 3 ekliyor, 1 çıkarıyor, 3 ekliyor, 1 çıkarıyor gibi gibi. Buna göre bu sayı dizisinin 41. terimini sormuş bana. Bakın bu böyle devam edecek ve buralarda bir yerde 41. terim var olacaktı. 41. terim yazalım buraya. Ne olacakmış? Biz de bunu arıyoruz, bunu soruyor. Arkadaşlar, bakın şu anda burası zaten bizim için birinci terim. Peki birinci terimden 41. terime gelene kadar bu işlemleri kaç kez yapmışsınızdır? Tebrik ediyorum, 40 kez yapmışsınızdır. Yani buradan buraya. 40 kez bu işlemleri yapmışsınızdır. Peki bu 40 kezin yarısında 3 ekleyip yarısında 1 çıkarmadınız mı? Evet. O zaman 20 kez 3 ilavesi yaptık. 20 kez de 1 çıkarması yaptık. Peki 20 kez 3 ilavesi 60 eklemek demek değil mi? Aynen. 20 kez 1 çıkarmak da 20 kere 1'den dolayı 20 çıkarmak demek değil mi? Aynen. O zaman bu ifadenin sonucunda 40 ekleme durumuna ulaşıyorum. Yani buradan buraya geçiş yapmak için şu sayıya 40 eklemem gerekiyordu. Yanıtımız ne olacak o yüzden? 43 olacak diyebiliriz. Yanıtımız cevabımız daha doğrusu A seçeneği olacaktı. Şimdi bu dersimizin limit dersimizin evet artık Föyü de e, az sonra tekrar alacağım arkadaşlar. Ondan önce şu sorunun çözümü hemen bir göz atalım beraber. İstiyorsanız durdurun. Bu da çok güzel bir sorudur. Tam ÖSYM tarzı bir sorudur. Şimdi bu sorunun çözümüyle devam edelim bakalım yolumuza. Reel sayılarda tanımlı fonksiyon grafiği verilmiş bize f fonksiyonu için diyor. F fonksiyonu yardımıyla g fonksiyonu her x elemanında reel sayı için şöyle tanımlanmış. gx0 eşittir fx0 artı limit x x0'a soldan yaklaşırken fx0 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre gof 4 değerini bulmaya çalışacağız biz. Peki bulalım hemen onu, o zaman. Önce ne yapmam lazım? Şunu tutup şöyle yapmam lazım. Bakın nasıl öğrendik biz? Böyle dedik ki hemen bunu parantezli moda getireceksiniz. Şu anda limitle ilgili bir durum yok. F4'ü bulacağız. Hemen bakıyorum 4 sıfıra e, eşit çıkıyor bu F fonksiyonunda. O zaman burası sıfır olduğu için hemen benim aradığım e, cevap G0. Yani G0'ı bulmaya çalışacağız bu soruda. Arkadaşlar G fonksiyonunu nasıl tanımlandığını görüyoruz. Şimdi G sıfırı bulabilmek için hemen buradaki X sıfırların hepsinin sıfır haline getirmeliyiz. Yapalım. G sıfır neymiş? Şunun yerine sıfır yazıyorum. F sıfır artı şunun yerine sıfır yazıyorum. Bakın şunun yerine sıfır yazıyorum. Limit X sıfıra soldan yaklaşırken şunun yerine de sıfır yazacağım. F sıfır. Bunu bulmamız gerekiyor. Peki hesaplayalım hemen. Buradan şu kısım zaten F sıfır zaten 2 görüyorsunuz. O zaman bunun eşiti 2 artı. Şimdi f fonksiyonu için arkadaşlar yapmam gereken basit bir şey var. Bu arada x x sıfıra gittiği için değil mi? Burasının x şöyle x olması gerekiyor. Şurada da tabii ki ne olacaktır? Burası da şöyle x yazalım. x'in sıfıra soldan gittiğini söylemiş olacağız biz. Evet böylesi daha doğru. Şimdi bakın buradaki kısmı hesaplayacağım. Yani x sıfıra soldan giderken f fonksiyonu için konuşuyoruz. Sıfır noktası burası. Sıfıra soldan giderseniz eğer sıfırın sonunda kalan her sayının görüntüsü eksi 3 olduğu için limit değeri de soldaki limit değeri de sıfırın sonundaki limit değeri de ne olacaktır? Eksi 3 olacaktır diyebiliriz. O halde buraya da hemen eksi 3 sayısını atıyorum. Ve buradan artık g sıfırı bulmuş olduk. G sıfır eksi 1 gelmiş oluyor. Yanıtımız c seçeneği olacaktı bu soru için. Için. Arkadaşlar evet artık dersimizin sonuna geldik Şimdi şu fasikülümüzü hemen alalım Bakın limitle ilgili örnekleri gösterdik Süreklilik kavramını belirsizlik kavramını anlattık Ve artık sizden e, buradaki testleri Buradaki fasikülde bulunan testleri çözmenizi isteyeceğim Lütfen kimse kendini kandırmasın Dolayısıyla sizden istirhamım Buradaki bulunan bütün soruları ki bine yakın soru var Belki daha fazladır Hepsini oturun tek tek irdeleyin çözün arkadaşlar Burada zaten tekrar testleri de var. Videoyu da tamamladıktan sonra bu tekrar testlerini artık çözebilir duruma da geleceksiniz ve buradaki soruları çözerekten ne yapacaksınız? Az evvel çözdüğüm soruda bu arada burada değil mi? Ne yapacaksınız? Buradaki soruları çözerekten artık limitle ilgili eksiklerinizi gidermiş olacaksınız. Bir sonraki dersimiz tabii ki arkadaşlar türev. Artık türeve başlıyoruz. Bu dersin ödüllü sorusunu ekrana getirelim. Bu dersin ödüllü sorusu bu müthiş soru. Türev konusuyla arkadaşlar yolumuza devam edeceğiz. AYT'de yol almaya devam ediyoruz ve önemli limit, türev, integral gibi 10 tane yaklaşık 10 tane sorunun geldiği konuya ne yaptık? Adımımızı attık bu derste. Artık türevle devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşelim. Kendinize de dikkat edin.